Söyle. Şimdi haber geldi. Yengenin yerini bulduk. Sahi mi? Neredeymiş lan namussuz? İstanbul'da ev tutmuş. Kendi oğlu bir de bacısı beraber saklanıyorlar. Bulduk mekanı. Neresiymiş de hele bakayım. Amca istersen bizi bekle beraber gidelim. Uzatma lan bana akıl verme. Adresi var adresi. Ha tamam biliyorum orayı. Ali'nin selamı var. Gölbaşına yerleşmiş. Ne kadar kalacak Ankara'da? Yani şimdilik 2 hafta. İhtiyaca göre daha uzun kalabilir. Hocalık yapacak, kolay değil. Eğitime çağırdıklarını duyunca önce bir şaşırdım. Ya bizim oğlan sayısız operasyona katıldı, kanıtladı kendini. Niye eğitime katılsın ki dedim. Meğer hoca olsun diye çağırmışlar. Özel harekat adaylarına keskin nişancılık dersi verecekmiş. Vay be, büyük adam oldu ya şimdi, eğitim veriyor kardeşim. He. 1000 kere helal olsun. Hakikaten helal olsun ya. Pekala, başka ne var gündemde? Engin müdürün bize attığı çelme var. Ha, şu mesele. En az 1 ton mal var burada müdürüm. Elinize sağlık arkadaşlar. Vay usta be, gole bak be. Vallahi helal olsun. Sağ ol usta. Rıza'ma basma yüzünü Allah aşkına ya. Artık aynı ekipte değiliz ama aynı takımdayız. Bu herifleri Hasan yakalamışsın ha biz. Ne fark eder ya? Peşinde olduğumuz adamları Engin müdürün ekibine kaptırdık. Ne dersin baba? Karizmayı çizdirdik mi sence? Böyle bakmamak lazım. Olacağı buymuş tabii ki. An gelir, boynuz kulağa geçer tabii. Ali hoca olur. Engin kendi ekibine müdür olur. Bana da oturup onlarla gurur duymak düşer değil mi? Son operasyonumuz eski ekibinize misilleme gibi oldu. Aranız açılmaz umarım. O meseleyi unutun artık. Şu an daha ciddi bir sorunumuz var. Şu piyasaya yeni çıkan hapları araştırmanızı istemiştim. Altı amirim işe el koydu müdürüm. Bütün verileri topluyoruz. Sonuç nedir? Elimizdeki bilgilere göre 4 ölü 7 yaralı. Hepsinin sebebi intihar hapları. Sanki başımızda az bela varmış gibi bir de bu çıktı ya. Üstelik bu haplar gençler arasında çok hızlı yayılıyor. O halde bizim daha hızlı olmamız lazım. Doğru. Tehlike sandığımızdan daha büyük. Desteğe ihtiyacımız olacak. Gol geliyor anne, dikkat et ha. Gol geliyor. At bakalım görelim golünü. Teyze sen de bak. Hadi bakıyorum ben de. Emre attı, gol oldu. Tüh, yedik golü görüyor musun? Aferin sana anneciğim. Abla. Bir de bakmışsın senin oğlan büyük topçu olmuş. Milyonlarla oynuyormuş. Hepimizi kurtarıyormuş. Nasıl hayal ama? Biz önce kendimizi kurtaralım be canım. Abla. Eniştem geldi. Ayşen. Buldum seni. Çabuk Ceylan. Ne içeri. Oluyor ya? Çabuk çabuk. Teyzeciğim yürü çabuk çabuk. Çabuk. Geç geç. Gelin içeri çabuk. Geç. Açın lan kapıyı. Nereye kaçacaksınız lan, açın kapıyı. Yakalıyorum lan sizi işte. Benden kurtulacağını mı zannediyorsun lan? Ayşen! Aç kapıyı Ayşen! Ya kime söylüyorum? Sen beni boşayacak karı mısın lan? Kime güveniyorsun? Oğluna mı lan? He? Oğluna mı kardeşine mi? Aç kapıyı! Yakarım! Aç ulan kapıyı! Bir şey olmayacak anneciğim, korkma. Aç ulan korkma kapıyı! Anneciğim. Babam bize niye kızıyor? Açın lan kapıyı! Evi de yakarım, seni de yakarım lan! Açın dedim lan! Açın lan! Abla, abla ben polisi arıyorum hala. Nereye kaçacaksınız lan? Açın! Açın! Tabii ki benim hakkım ya. Nereden çıkartıyorsun ya? Yok öyle bir şey. Volkan, adilik yapma. Ne oluyor beyler, hayırdır? Neyin kavgası bu? Ya yok bir şey başkomiserim. Ben anlatayım abi. Bu ikisi Ali gittiğinden beri kapışıyorlar. O yokken tüfeğini kim kullanacak? En büyük dertleri bu. Ya ben daha kıdemliyim abi. Ya aynı sene mezun olduk, atma oğlum. Hem Ali abi bana söz verdi. Nereye söz verdi lan? Nereye söz verdi? Atma. Şşş, yeter tamam kesin. Ali gelene kadar o tüfeği kimse elini sürmeyecek. O kadar. Herkes kendi işine baksın. Aldınız mı cevabınızı? Merkez 4540. Acil anons. Merkez 4540. 4540 dinlemedi. Bulunduğunuz bölgede acil durum var. 2 kadın ve 1 çocuk tehlike altında. Baba yapma. Bırak beni. Kim getirdiniz lan? Remzi yapma, ne olur yapma! Yapma, gel! Remzi! Gel buraya, yalvarma!
Bak yüzüme bak, yüzüme. Yapma, yüzüme yapma. Bak. Sen beni bırakabilir misin lan? Ha? Sen beni bırakacaksın ha? Yapma. Ha? Yapma. Ha? Yapma. Ha? Tamam, tamam teyze. Gel buraya, tamam, gel, gel, gel. Tamam teyze. Gel. Duyuyor musun lan beni? Ha? Bırak, bırak. Ne diyorsun, ne diyorsun? Elimizden bırak. Elimizden bırak. Elimizden bırak. Bırak, bırak. Yapma. Beni bırakıp nereye kaçacaksın? İnecekler, inecekler, inecekler. Hadi sonra abi. Dur, dur, dur. Bırakın. Kesin, kes, kes, kes. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın. Volkan, Volkan tam geleceği. Gel, gel. Bırakın, bırakın karımla hesabımı. Bırakın. Tam geleceği, tam geleceği. Hadi geri çıkıyoruz. Lan. İki dakika sonra geri alırsınız. Bırakın ya. Kes sesini. Bırakın. Bir kelime daha edersen kırarım çeneni, bir daha konuşamazsın. Sus, kaldırma kafanı yerden. Yürü Volkan. Ben de. Yaşadığı travma tüm değerlerini alt üst etmiş. Fiziksel olarak çok kötü durumda değil ama... Ama psikolojisi alt üst tabii. Maalesef. Ne olacak şimdi? En az bir gün daha bizle kalacak. Ben uğrarım yine. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Öyle bir dehşeti yaşadıktan sonra kim normal kalabilir ki? Tanışmış mıydık, buyurun? Adım Burhan Gökdeniz. Ayşen Hanım'ın boşanma avukatıyım. Aa, avukatısınız. Önce beni terk etti. Dedim tamam, belki kafası karıştı. Nasıl olsa geri döner. Sonra bir duydum ki boşanma davası açmış. Avukat tutmuş. Durduk yere mi açtı davayı? Ya tabii durduk yere. Bizim hiçbir problemimiz yoktu ki. Yapma ya. Yalancının. Bak oğlum, doğru düzgün ifade ver. Bu sorgu daha 10 gün sürer. Ne yaptın lan kadıncağıza? Yemin ederim elimi sürmedim. Evlendiği günden beri canı burnundan gelmiş Ayşe. Hemen her gün dayak yedim diyor. Ona rağmen susmuş. Evladı için katlanmış ama... eziyete bir yere kadar dayanabilmiş. Sonra isyan etmiş. Nasıl isyan etmiş? Kocası evde yokken oğlunu alıp kaçmış evden. Kız kardeşinin yardımıyla yeni bir eve taşınmış. Annemi ne zaman göreceğim? En kısa zamanda. Söz verdik ya teyzeciğim. Şimdi size bir yer ayarladık ama ben seni kırmayacağım. Şimdi gidip anneni görelim, tamam mı? Sonra da beni buldular. Beni bu adamdan boşa diye neredeyse yalvardı Ayşen. Ben de yardım etmeye karar verdim. Para mana konuşulmadı. Zaten teklif etseler de kabul etmezdim. Ya sırf kendi kaçsa neyse. Ama bir tanecik çocuğum var benim. Oğlumu kaçırmış. Ya benim de sabrım bir yere kadar. Ya anlıyorsunuz değil mi? Neyi anlıyor muyuz? Neyi? Tahrik var abicim. Tahrik var. Yani oğlumu benden koparmak da nereden çıktı? Ya kendi ne hali varsa görsün. Ama evladımı benden alamaz. O kadar değil. E ben de delirdim tabii. Halinde tavrında hiçbir pişmanlık emaresi yok. Bir herif dört dörtlük pislik çıktı. Hani neredeyse aferin bekliyor. Yanlış mıyım, siz söyleyin. Lan! Yanlışsın gerizekalı. Baştan sona yanlışsın. Oğlum, biz senin gibi heriflerden çok gördük. Lafa gelince acayip delikanlısınız. Buraya düşünce yok tahrik, yok abi, yalakalıklar bilmem ne. Ayşen boşanma davası açtı. Ben yardım ettim. Kardeş Ceylan yardım etti. Bir an sandık ki tamam, Remzi kabullendi olan biten. Artık rahatız dedik. Ama Remzi rahat durmadı. Aradı buldu Ayşen'i lanet herif. Tam kadıncağızı kurtardık derken bugün bir haber. Ayşen yine hastanelik olmuş. Kapı kırıp haneye dalmadın mı? Karını öldürmeye teşebbüs ettin lan. O da mı yalan? Yok öyle bir şey. Ben sadece konuşmak istedim. O sırada siz geldiniz. Dolu, kapıyı kırmadın mı? Ayşen'i darp etmedin mi? Biz gelmesek öldürecektin belki. Öldürmek isteseydim siz bile alamazdınız onu elimden. Allah Allah. Hala mı tehdit lan? Haddini bil lan. Ağzını topla. Ya affedersiniz. Ben aslında sakin bir adamım. Yani bu karı delirtti beni. Herif kendini kurtaracak. Bu ifadeyle yırtar mahkemeden. O kadar emin olma. Haneye tecavüz var. Tehdit var. Üstelik kadın yaralı yatıyor hastanede.
Benim de hoşuma gitmiyor ama iyi halden yırtabilir. Örneğini çok gördük. Hakim eşinin gözükür, bir de kravat takar. Al sana tutuksuz yargılama. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası mahkemenin vicdanına kalmış. Sevk edin gitsin. Buyurun Engin Müdürüm. Rıza Baba, vaktin var mı biraz? Tabii, tabii var. Yeni 2000'le ne kadar bizi madar etsen de hala evladımsın. Anlat bakalım, ne oldu? Önemli bir mevzu için yardımınıza ihtiyacım var. Hem sizin hem de tüm ekibin desteği lazım. Mesele o kadar ciddi yani ha? Hayırdır baba? Ayşe'nin eski kocası ekibimiz tarafından gözaltına alındı. Bugün mahkemesi var, mahkemeye çıkacak. Ve eminim ki az buz bir ceza almayacak. Umalım ki öyle olsun. Pek rahat değilsiniz sanırım bu konuda. Hayır değilim. Artık ne olacağını kestiremiyorum. Son birkaç yıldır birçok davada müvekkillerime mahcup oldum. Komiserim, Emrah annesini görmek istedi. Nerede ablam? Odada, geçin. Hadi Emrah'cığım, hadi gel. Anneciğim. Emrah, yavrum, canım. Ay. Seni çok özledim. Çok şükür iyisin ablacığım. İyiyim. Seni siz çok özledim anne. Ben de seni çok özledim kuzum. Çok şükür iyisin ablacığım. İyiyim, merak etmeyin, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Başımızda yeni bir bela var. Yeni bir tür uyuşturucu. Hap şeklinde satılıyor ve maalesef gençler arasında hızla yayılıyor. Kullanıcılar bu maddeye ne diyor bilmiyoruz. Ama biz bir isim koyduk. İntihar hapı. İntihar hapı mı? Evet. Çünkü bu hap kullanıcıları intihara sürüklüyor. Son birkaç haftadır önümüze intihar vakaları yağıyor. Anladığımız kadarıyla bu madde ilk birkaç dakika iyi geliyor. Ama hemen ardından bir perişanlık başlıyor. Kullanıcılar kendilerini dipsiz bir bunalım içinde buluyor. Kendilerini o kadar kötü, o kadar çaresiz hissediyorlar ki, yani canlarına kıyacak kadar ileri gidiyorlar. Ve bunun bir istisnası yok. Zengini de, fakiri de, kızı da, erkeği de aynı sona ulaşıyorlar. Yani birkaç dakikalık zevk uğruna hayatlarını harcıyorlar ha. Ne yaptıklarının farkında olduklarını sanmıyorum müdürüm. Acılı ailelerin birkaçıyla konuştuk. Ölen gençlerin hayatlarını araştırdık. Hiçbirinin intihara meyili yokmuş. Ta ki bu hapları alana kadar. Eğlenmek için aldıkları hap sonları oluyor. Her gün bu hapları satan en az bir torbacı yakalıyoruz. Demek ki talep artıyor. Gençler arasında popüler olmaya başlamış sanırım. Peki torbacılar konuşmuyor mu? Hayır. Kusura bakmayın ama belki siz konuşturamadınız. Ben bir deneyeyim istersen usta. Usta, o kadar basit değil. Zor kullanmayı denedik ama işe yaramıyor. Çünkü torbacılar da sattıkları malın kimden geldiğini bilmiyorlar. Yani kimsenin kimseyi tanımadığı bir sistem kurmuşlar. Biz temizledikçe başkaları peydah oluyor. Piyasaya mal sürmeye bir şekilde devam ediyorlar. Yani anlayacağınız, kaynağı kurutmak lazım. Sokakları ele geçirmeliyiz. Bunun için de kalabalık lazım. Biz de burada devreye giriyoruz herhalde. Aynen. Beraber çalışırsak sonuç alacağımızı düşünüyorum. Var mısınız? Rekabet bitti yani. Evet, bitti bitti. Şimdi birlik zamanı. Bu işte beraberiz müdürüm. Artık karşımızda olanların vay haline. Sağ olun. Ben o eve oğlumu görmek için gittim hakim bey. Kapıyı kırdığım yalandır. Kapıyı bana kendileri açtı. Eski eşimin hakaretlerine dayanamayıp bir veya iki kez kendisine vurmuş olabilirim. Tahrike kapıldım, pişmanım. İyi tamam, bekleyin, geliyorum. Pişman falan değil bu herif, gözünden belli. Zamanında yetişmesek kadıncağızı öldürmüştü. Nasıl serbest kalabiliyor bu adam? İnanılır gibi değil. Şimdi niye karamsar olduğumu anlamışsınızdır. Ama merak etmeyin. Ben bu işin takipçisiyim. Boşandığı eşinin saldırısına uğrayarak hastanelik olan talihsiz kadına bir darbede mahkemeden geldi sayın seyirciler. Ayşen T. evliliği boyunca devamlı şiddet görmüş, Türkiye'deki on binlerce kadından yalnızca biri. Ancak evliliği bitmiş olsa da yaşadığı kabus maalesef bitmedi. Yeni bir semt, yeni bir ev, yeni bir hayat. Bunların hiçbiri Ayşen'i korumaya yetmedi. Boşandığı eşi bir şekilde talihsiz kadının izini bulmayı başardı.
Öğle saatlerinde oğlu ve kız kardeşiyle yaşadığı evde eski kocasının saldırısına uğrayan Ayşen, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle şans eseri hayatta. Ona bu kabusu yaşatan eski koca, suçüstü yakalanmış olmasına rağmen az önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hadi bu tarafa alalım. Geçmiş olsun amca. Eyvallah koçum. İyi bari tutuklamadılar. Vallahi ben de anlamadım yani. Çekmeye devam et. Madem elini kolunu sallayarak gidecek, biz niye boşuna uğraşıyoruz ki? Evet ya. Yani niye bu adamları yakalamak için canımızı tehlikeye atıyoruz ki? Ne de olsa serbest bırakılıyorlar. Çünkü bir şeyler yapmak zorundayız. Bir haksızlık görünce oturup izleyemeyiz. Hiçbir şey yapmadan da duramayız, değil mi? Keşke işe yarasa. Polis. Herkes kimliklerini çıkarsın. Çıkar kimliğini. Ver. Müdürüm, kaçak var. Gördüm, tamam. Bırak kaçsın. Nereye kaçıyorsa. Arkadaşım gel böyle. Hadi oğlum. Hadi gel. Hadi gel. Bakın arkadaşım buraya. Gel. Ne bekliyorsun? Bakın buraya. Geç şöyle. Dur. Bravo. Kalk. Kalk. İşte intihar hapları. Yürü. Ya. Oğlum, hapları nereye saklıyorsun? Yok abi, hap falan. Lan inkar etme. İstihbarat aldık. Peynir ekmek gibi satıyormuşsunuz. Abi vallahi yalan abi ya. Bak oğlum bak. İşte sana fırsat veriyorum. Akıllı ol. Zulanı göster. Eğer ben bulursam çok fena olur. Abi benim hapla falan işim olmaz ki, yemin ederim ya. Alın götürün şunu ya. Götür. Yürü. Al, dur. Sen niye basamıyorsun yere ayağını? Abi ayağım ağrıyor ya. Vallahi başka bir şey yok ya. Çıkar oğlum şunu, çıkar. Çıkar lan. Çıkar. Ha. Bu ne lan? Bu ne? Yengenin adresini bulana kadar canımız çıktı. Bir daha nasıl bulacağız ki? Polis saklamıştır ya. Çıkar bir yerden. Ne yapacaksın amca? Bırakacaksın mı peşini? Bir sus da şunu dinleyelim ya. Evet, şu an yanımızda Ayşen T'nin avukatı Burhan Gökdeniz var. Burhan Bey, bugün verilen tutuksuz yargılama kararı hakkında neler diyeceksiniz? Müvekkilim Ayşen Hanım evinde saldırıya uğradı. Sayıyorum. Haneye tecavüz, darp, tehdit ve de cinayet teşebbüsü. Tüm bu suçlar kanıtlarla sabittir. Ama suçlu dışarıda geziyor. Üstelik polis tarafından suçüstü yakalanmış olmasına rağmen tutuklanmıyor. Bu suç makinesi ne zaman tutuklanacak? Müvekkilim ölünce mi? Ya hadi lan oradan. Sen kimsin lan şerefsiz? Ne diyor lan bu? He? Ne zannediyor kendini? Yengenin avukatı mı bu? O, aynen. Neyine güvenip de çıkıyor lan bu televizyona? Neyine güveniyor lan? Benim adım Remzi lan. Hiç mi tanımadınız beni? Hepsi bir olmuş beni bitirecekler ya. Lan madem Ayşen kaçtı saklandı, o halde cenemesini bu iç çekecek. Bedel ödeyecek lan bu avukat eti. Remzi ile uğraşmak neymiş o da görecek. Herkes görecek lan. Yürü lan. Bu haplar yüzünden kaç kişi öldü, haberin var mı ha? 3 kuruş için değer mi lan? Kaldır kafanı. Niye bakmıyorsun yüzümüze? Çok mu utanıyorsun? Oğlum hepiniz hapsi boylayacaksınız. Orası garanti. Ama bak, size bir iyiliğimiz dokunabilir diyoruz. Tabii eğer bunları nereden, kimden bulduğunuzu söylerseniz. Hadi bakalım dökülün. Hadi. Dinliyoruz oğlum, hadi. Ben tarla başından aldım. Ben de sokakta bir adam sattım. Öylesine bir adam. Ha? Adı yok, sanı yok. Öyle gittin aldın. Öyle mi? Evet. Ulan dalga mı geçiyorsunuz be? Kendilerine de acımıyor salaklar. Neyse müdürüm, bu işin daha merkezi var. Toplayın götürün, bindirin arabaları şunları. Arkadaşlar. Hadi kalk. Hadi. Yürü lan. Lan bulduğumuz her torbacı bunlar gibi. Ne yaparsan yap konuşmuyorlar. Niye acaba? 2 ihtimal var. Ya çok delikanlılar. Ya geç onları ya. Bunlardan delikanlı falan olmaz. O zaman birinden korkuyorlar. Hem de çok korkuyorlar. Kim o korktukları bir bulsak rahatlayacağız da. Ne adı belli, ne sanı, ne eşkali. Takıldık bir hayaletin peşine gidiyoruz. Hadi gidelim.
İdil kalkmadı mı daha? Tatil günü kolay kolay uyanır mı senin kızın? Kaldırırım şimdi. Boş ver, bırak uyusun. Ben ne diye çalışıyorum ki bu kadar sanki? Güzel kızım canı ne isterse yapsın. Hala tatil rezervasyonu yapamadık. Akşam hatırlat, otel bakalım. Hadi bay bay. Nereye Burhan Bey? Daha yeni geldik. Senin ne işin var burada? Beklemiyordun değil mi? Ya adamı böyle basarlar işte. Figen, git kapıyı kapat. Dur, dur. Bırak. Öyle kolay değil. Bırak, canımı acıtıyorsun. Bırak. Televizyonda ya, ileri geri konuşuyordun ha? Bırak dedim. Şimdi konuşsana ha? Konuşsana. Bırak. Bırak. Alın bunları için. Geç. Bırak. İmdat. Lan geç. Bırak. İmdat. Ne yapıyorsun? Bırak. Yardım edin. Çek ellerini bırak. Bırak. Çek. Çek ellerini bırak. Evde veya sokakta kamera bulamadık. Komşuların da hiçbir evde değilmiş. Ne olduğunu duyan gören yok. Savcı geldi mi? Çağırdık yolda. İyi. Kamera aramaya devam edin. Civar sokaklara da bakın. Baş üstüne. Daha dün konuştuk. Öyle düzgün, öyle namuslu bir adamdı ki. Çok yazık. Remzi yapmıştır değil mi? Odur herhalde. Sen onca haksızlığa göğüs ger, iyi insan olacağım, iyi avukat olacağım diye çalış dedin. Kimsenin umursamadığı zavallı bir kadına sahip çık. Sonra eski kocası gelsin seni baltayla öldürsün. Karısından ne istemiş ki manyak? Zavallının yüzü tanınmaz halde. Mekanları cennet olsun. Hakan, abi şuna baksanıza. Kızları varmış bir de. O nerede acaba? Okulda mı? Tatil bugün okulda olamaz. Yoksa oda mı? Yok artık. Allah korusun. Belki odalardan birine kaçmıştır, kapanmıştır. Arkadaşlar, sessiz. Abi, çocuk sesi. Anne, baba. Gel, dur bakalım. Dur. Canım iyi misin sen? Annem nerede? Hastanede canım anne. Babam? Baban da hastanede ama iyileşecekler, korkma sen. Artık korkacak bir şey kalmadı. Tamam, hadi. Tamam, gel. Gel bakalım. Bir de avukatım diye geriniyordu yumuşak herif. Bak sen havasından geçilmez. Kendi karısını bile koruyamıyor daha. Nasıl koydum ama baltayı kafalarına? Güzel koydun amca. Aynen. Remzi ile oyun olmaz. Bunu herkes öğrenecek. Şimdi sıra Ayşen'de. Nereden bulacağız lan o kareyi? Polis koruyor onu amca. Sen kadının evini basınca sağlama aldılar işi. Olsun yine basarız ya. Nasıl olsa bir yerden çıkar. Amca. Arkadaş mesaj attı. Bizim evi polis basmış. Normaldir. Bizi arıyorlar. Arasın hıyarlar. Birkaç ay köyde takılırsak kimsenin ruhu duymaz. Yaşadığı travmayı kolay kolay tarif edemeyiz. Annesiyle babası katledilirken evdeydi. İnşallah hiçbir şeye şahit olmamıştır. Maalesef her şeyi görmüş. Sahi mi? Demin anlattı. Üst kattan her şeyi izlemiş. Yazık. Bir dakika hocam. Bu demek oluyor ki İdil cinayetleri aydınlatıyor olabilir. Eğer katili gördüyse ki gördüğünü söylediniz, o zaman kızdan ifade almamız lazım. O kadar acele etmeseniz iyi olur. Zaten zar zor ağzından laf alıyoruz. Ki bu çok normal. Şu aşamada üzerine gitmek imkansız. Yaşadığı şoku atlatmasını, kendi kendine açılmasını beklemek lazım. Ne zaman konuşabiliriz peki? 2 gün daha müşahede altında tutacağız. Ondan sonra deneriz şansımızı. Belki konuşur, belki de konuşmaz. Söz veremem. Teşekkürler. Hocam otopsi sonucu ne zaman çıkar? Bize lazım da. 1 ya da 2 gün sürer. Peki cenaze ne zaman çıkar? Otopsi işi biter bitmez hemen çıkar. Peki kolay gelsin. Peki sağ olun. İki pırıl pırıl insan. Hiç uğruna öldü. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz biz? Keşke silah çekseydi. Kim silah çekseydi? Remzi. Onunla ilk karşılaştığımız an keşke belinde bir silah olsaydı da tutup çekseydi.
Ben de onu vursaydım. Avukat Burhan'la karısı şimdi hayatta olurdu. O kızcağız anasız babasız kalmazdı. Dünyadan bir pislik eksilirdi. Ayşener geliyor. Merhaba Ayşen, nasılsın? Nasıl olayım? Avukat bey benim yüzümden öldü. Saçmalama, yok öyle bir şey. Senin yüzünden değil. Remzi hadisi yüzünden öldü. Onu kim sardı başlarına? Ben sardım. Karısı da ölmüş. Kızları öksüz yetim kaldı. Adamcağız beni kurtardı ama kendini kurtaramadı. Remzi eski kocan diye onun günahlarını sırtlanman yanlış. Peki ben bu borcu nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceksin biliyor musun? Güzel, mutlu bir hayat süreceksin. Oğluna iyi bir gelecek kuracaksın. Yaşamanın hakkını vereceksin. Bak o zaman Burhan Bey'i sevindirsin işte. Sana yukarıdan bakar der ki, iyi ki Ayşen'e yardım etmişim. Bak nasıl da güzel yaşıyor hayatı. Ona borcunu ancak böyle ödersin. Remzi İstanbul genelinde aranıyor. Sağdaki tüm ekiplerin radarına girmiş durumda. Muhtemelen saklanıyordur. Evine baktınız herhalde değil mi? Baktık. Ne kendisini bulabildik ne de cinayet silahını. Kanlı bir giysi falan da çıkmadı. Elimiz boş kaldı müdürüm. Elde fiziki delil yok. Şüpheliler de ortadan kayboldu. Tek seçeneğimiz kaldı, o da tanık ifadesi. Olayın tek görgü tanığı var. O da ufak bir kız çocuğu İdil. Kız en son korkudan titriyordu. İfade alabilir miyiz? Daha iyi bir fikriniz varsa buyurun derdim ama. Bir dakika. Bir çaresi daha var. Nedir müdürüm? Aklıma bir şey geldi de. Kızlar, sizde Zeliha'nın telefon numarası var mı? Yer miyiz birer tane de? Yeriz yeriz, söylesen. Birader, açsana şunun sesini. Diğer yandan başta İstanbul Barosu olmak üzere Türkiye'nin her yerinden avukat Burhan Gökdeniz ile eşi için taziye mesajları yağıyor. Olayın belki de en acı tarafı, cinayete kurban giden karı kocanın 10 yaşındaki kızlarının da o anda cinayet mahallinde olması ve olan bitene şahit olması. Yaşadığı şok nedeniyle arkamda gördüğünüz hastanede tedavi altına alınan küçük İdil'in vereceği ifade, katil ya da katillerin bulunmasında kilit rol oynayacak. Sen değil Serp. Nasıl lan? Bir de çocuk mu vardı evde? Ben görmedim çocuk filan. Ben de görmedim amca. Lan varmış işte. Size evi adam gibi arayın demedim mi? Angut herifler. Amca, çocuk bizi görmüş müdür? Gördüyse yanarız ha. Yanarız tabii lan. Üçümüz de müebbet deriz. Ya ne yapacağız? Ne dedi deminki karı? Arkamda gördüğünüz hastanede dedi değil mi? Hastanenin adı aklımda. Gidip kızı bulacağız. Acele edelim. Amca, bulup ne yapacağız? Sence? Ufacık kızı da mı ya? Maçınızı yemiyorsa bana bırakın oğlum. Ben hallederim. Hadi. Biraz açılmaya başladı. Ama hala konuşmuyor. İletişim kurmaya başlaması biraz zaman alabilir. Yurda mı vereceksiniz? Hayır. Akrabaları Almanya'dan geliyor bu akşam. Onlara bakacaklarmış. Bu kız bu travmayı ne zaman atlatır hocam? Hiç belli olmaz. Belki bir ay, belki 30 yıl. Onun zor bir hayat bekliyor çocuklar. Zor. Allah yardımcısı olsun. Amin. Kapıya nöbetçi dikmeyi unutmayın, tamam mı? Tamam. Volkan, Arda. Buyur abi. Nöbetçisiniz, kapıdan ayrılmayın. Baş üstüne. Buyur baba. Buluruz hemen. Görmedi salaklar. Hadi yapın numaranızı. Tamam amca. Tamam. Hadi sen de hadi. Hadi. Dikkat etsene lan, yavaş ol. Ne bağırıyorsun kardeşim? Görmedik ya. Ne olacak yani? Hatırsızlık yapma bana. O elini indir bak, terbiyeli ol. O elini indir lan. Bak beni deneyim. Bak beni deneyim. Tamam, beni. Tamam. Bırak lan. Ayrıl. Oğlum kendinize gelin lan. Hastanedeyiz oğlum, hastanede. Hastanedesiniz lan. Ayrılın. Sakin olun. İçeri girdim. Geberdim seni.
Ne oluyor lan? Buraya. At o bıçağı. At. 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 Tuzak at ha. At. At bıçağı dedi. Duymadın mı? Tamam lan. Tamam. Gel şuraya. Seni seni. Yat. Yat yere. Yat. Kes lan. Kes. Anasını babasını öldürdün. Yetmedi ufacık çocuğa mı geldin lan sıra? Ufacık çocuğa mı geldin sıra? Eline sağlık usta. Yeter, yeter, yeter bu kadar, yeter. Uzat. Üstü kelepçeyi tak şuna. Baba daha bir tane vurdum. Müsaade et birkaç tane daha kırayım. Gerek yok evlat. Onun cezası senin vericinden çok daha beter. Ömrü boyunca 5 metrekarelik bir yerde tek başına yaşayacak. Yürü. Hadi götürün şunu. Geçmiş olsun beyler. Bu akşam hasılat benim. Lan yine mi be? Kaçıncı lan bu? Şans oğlum. Kıskanma. Devam ediyor muyuz? Yok abi yok yeter. Ne şansı lan? Kağıtları işaretliyorsun. Yer miyim ben? Ya ne işaretlemesi ya? Şov yapma lan. Hileke dedim. Geri ver paramı. Soner oğlum bak kaşınma. Tamam Tufan biz seni biliyoruz. Beyler tamam. Soner sen de akıllı ol biraz. Yenilmek ağrına gidiyorsa kumara hiç oturmayacaksın. Sizin de karakterinize tüküreyim lan. Bu hırsız herifi kolluyorsunuz. Yer miyim lan ben? Ya, yapma Soner! Kalk! Gel buraya kalk sen! Çık lan! Dua et mekanın hatırı var. Yoksa boşaltırdın bir şarjör üstüne. Bir daha da karşıma çıkma. Gördüğüm yerde gebertirim. Yemin ederim gebertirim. Alın şunu atın dışarı. Götürün. Al sen de. Düz durun. Karşıya bakın. Kimse tek laf etmeyecek. Al. Al. Heh yavrum. İstemiyorum. İdil bekle. Hayır istemiyorum. Ben bir kez daha konuşayım. Baba ne yapacağız eğer istemezse? Tek görgü tanığı o çocuk. Biliyorum Hüsnü de. Çocuğu zorlayamayız. Çok büyük bir travma yaşamış. Bak İdil. Sakın korkma. Bu gördüğün özel bir cam. Biz onları görebiliriz. Ama onlar bizi göremez. Yani senin burada olduğunu bilmiyorlar. Güvendesin, tamam? Sadece burada değil. Her zaman, her yerde güvendesin yavrum. Emin ol, kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğiz, tamam? O yüzden korkmana gerek yok. Biz varız. Şimdi sıra sende. Söyle bakalım İdil, gördüğün kötü adamlar şu an burada mı? Hı hı. Peki onları işaret edebilir misin? Aferin sana. Aferin. Hangileri onlar yavrum? Hı? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4 eminsin değil mi? Tamam. 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 Bu kadar yeter. Daha fazla zorlamayalım. Tamam. Arda hadi. Bir, iki, dört. Sen bu diğerlerini al. Bunlara takın kelepçeyi. Gel. Biz ne yaptık ya? Oo, kes lan! Amca ne oluyor? Hani bir şey olmayacaktı?
Sus lan, hepimizi yakacaksın. Ne susacağız ya? Hapis mi yatacağız senin yüzünden biz? Kapa şeyleri, yürü sen. Kapa şeyleri lan, yürü. Hadi yürü. Yürü. Ya. Bana mı dedin? Ne yapıyorsun lan sen? İn lan arabadan. Ne oldu abi ya? İn dedim sana. Görüyoruz lan ne yaptığını. Ne yapıyoruz Allah Allah ya? İn lan aşağı. Gel in lan oraya. İn aşağı lan itelim. Allah aşkına. Tamam ya, uzatma. Allah Helal Allah. Helal olsun sana ya. Sağ olun şoför bey. Şerefsiz herif. Dur dur dur. Adamlar senin haberini izleyince hastaneye koştular. Hesapta şahidi temizleyeceklerdi. Ama biz onları temizledik. Yani Remzi'yi tuzağa düşürmeyi senin sayende oldu. Eline sağlık evlat, sağ ol. Estağfurullah müdürüm. Yani bir katkım olduysa ne mutlu. Bir de her olayı atlamasan yeni gelin gibi. Kızım sen gazetecilikte kararlı mısın? Evet abi, niye sordun? Sende polis kumaşı var ha, vallahi. Değil mi usta? Yok öyle bir şey. Niye? Yok. Nereden çıkartıyorsun ya? Haberci diye aklım çıkıyor zaten. Bir de polis olursa nasıl uyuyacağım? Evhamdan öldürecek misiniz beni ya? Aferin. Tansiyonunu fırlattın adamı. Şaka yaptım usta ya. Sakin ol ya. Ya ben sana kıyamam ya. Kurban olurum. Hiç kıyamaz bana. Canım babam benim. Tamam tamam. Neyse uzatma. İyi iş çıkardın. Aferin. Müsait misin? Elbette Rıza baba. Buyur, lütfen otur. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Baba ne içersin? Yok, hiçbir şey. Rahatsız olmasa. Estağfurullah. Şu birlikte çalıştığımız meseleyle ilgili bir gelişme var mı? Onu merak ettim. Şu intihar haplarını soruyorsan... Ha. Gelişme var ama yetersiz. Hiçbir bir şey yok. Vallahi birkaç çorbacıyı konuşturduk. Ama ne kadar işimize yarar bilmiyorum baba. Ya hiç yoktan iyidir tabii. Peki ne anlattılar? Vallahi bir takım lüks araçlar torbacılara yanaşıyorlar. Hem satılan hapların tahsilatını yapıyorlar. Hem de satmalar için yeni mal veriyorlar. Ama torbacılar kimle iş yaptıklarını bilmiyorlar. He. Peki bahsettiğin araçları incelediniz mi? Hepsi sahte plakalı. Baba... Sana çok mahcubum. Galiba geç kalmışız. Vallahi biz uyanana kadar virüs gibi sarmışlar İstanbul'u. Hemen enseyi karartma öyle canım. Ben sana güveniyorum. Sen de kendine güven, tamam mı? Tamam baba, sağ ol. Ha,
Nedir vaziyet? Sanar Kazım. 83 İstanbul doğumlu. Cesedi temizlik işçileri bulmuş. Nasıl ölmüş? Peki dayak yemiş komiserim. Açsana. Tamam, bırak. Ama çok darp izi var. Sabıkası var mı bu Soner'in? Var komiserim. Hem de bir dolu. Uyuşturucu bulundurma, gasp, darp, cinsel taciz, kumar, ne ararsan var. Bu kadar sabıkası olan adam doğal yollardan ölecek değil ya. Şu kafasındaki ize ne diyorsun? Yani öldürücü darbe olabilir de olmayabilir de. Çok darp izi var. Hangisi öldürdü kestirmek zor. Kamera buldunuz mu? Yakınlarda yok komiserim. Mahallenin giriş çıkışlarına bakacağız. İyi, bakın bakalım. Kimlik bilgilerini de merkeze geçin. Şahıs hakkında daha detaylı bilgi alalım. Adresi üstüne kayıtlı, telefonları, anası, danası falan, tamam mı? Hadi neyi varsa bulun çıkarın. Baş üstüne abi. Baş üstüne abi. Arda, ben geçiyorum, tamam mı? Heidelberg'den çok memnunum Hüsnü Bey. Derslerde zaten zehir gibi. Geçen dönem biraz yaramazdı, şimdi o da kalmadı. Ah maşallah. Aferin benim oğuşuma. Sizin büyük oğlana benzemesin de Metin'le Tekin'den az çekmedik. Ben hala çekiyorum hanımefendi. Ben ne yapayım? Hocam. Ah hocam. Biraz geciktim, kusura bakmayın. Pardon, siz konuşuyordunuz galiba. Ben bölmüş gibi olmayayım ama. Yo. Bitti bizim işimiz zaten. Buyurun efendim. Mersi. Ne kadar kibarsınız. Hocam. Bütün sınıfı davet ettim. Sizenin doğum günü, siz de bekliyorum. Öğrenciler, veliler şöyle hep beraber bir eğlenelim diyoruz. Bu da davetiyemiz. Adres de üstünde. Gelmeye çalışırım hanımefendi. Allah'a ısmarladık Hüsnü Bey. Hoşça kalın hocam. Hoşça kalın. Siz Heidelberg'in babasısınız galiba. Evet, doğrudur efendim. Hüsnü ben. Ben de Vildan. Memnun oldum. Böyle uzaktan bir görmüşüm var ama anca tanışabildik. Eşinizi göremedim. Eşim yok efendim. Dulum ben. Ben de. Ne tesadüf, değil mi? Bilmem. Öyledir herhalde. Dilerseniz bu güzel muhabbetimize evde devam edebiliriz. Bugün akşamüstü Sezen'in doğum günü partisi var. Mutlaka siz de bekliyoruz. Çok naziksiniz de ama ben biraz yoğun çalışıyorum. Yani malum asayişte başkomiser olmak kolay değil. Ay bakın, itiraz kabul etmiyorum. Hazır tanışmışken kaynaşırız biraz, değil mi? Hem İstanbul'un asayiş derdi biter mi efendim? Biraz da gezip eğlenmenize bakın, değil mi? Görüşürüz o zaman. Bekliyorum mutlaka. Hadi prensesim, hoşça kalın. Hey maşallah, sizin sınıfta ne cevherler varmış be. Haydom. Haydo. Şeytanınız bol olsun beyler. Sağ olasın abi. Kim bakıyor buraya? Buyurun komiserim. Kime bakmıştınız? Soner diye birini tanıyor musun? Soner mi? Yok, tanımam etmem. Soner Kazım. Bir akrabasından öğrendiğimize göre dün gece buraya kumar oynamaya gelmiş. Kumar mı? Burada kumar oynanmaz. Yanlışınız var. Bizde illegal iş yoktur. Yapma ya. Bunlar ne lan? Para değil mi bunlar? Aha. Maşallah. Kumarhaneye dönmüş bu mekan. Geç öne geç. Çıkarın kimlikleri. Geç. Abi isyan oynuyor kafasına göre. Ben oynatmıyorum yeminle. Çıkar. Biz bu durumu rapor edersek bu mekan kaç haftalığına mühürlenir biliyor musun sen? Soner'i sormuştunuz değil mi? Dün gece buradaydı. Kaçta? Gece 12'ye doğru ayrıldı. Daha doğrusu kendisini döve döve göndermek zorunda kaldı. Tufan'la kapıştı hıyar. Tufan kim? Mahallenin çocuğu. Soner'in de eski arkadaşı. Burada birbirlerine girdiler.
Tufan'a yumruk attı. Herkesin ortasında Soner. Hadi ya. Tufan kaçta ayrıldı mekandan? Soner'den bir saat kadar sonra ayrıldı. Soner'e bir şey yapmış mıdır bu Tufan? Bilemem. Tufan da yamuk adamdır ama Soner rezil adamın tekidir. Başına bir şey geldiyse kesin hak etmiştir. Peki biz bu Tufan'ı nerede buluruz? Dükkanındadır. Verim adresini isterseniz ama bir şey kafama takıldı. Bizi rapor etmezsiniz değil mi? Kes kes. Ver şu adresi. Hadi bakalım prensesim. Anne, bütün arkadaşlarım gelecek mi? Bilmiyorum ki prensesim. Hepsini davet ettik. Ama çok güzel bir doğum günü olacak. İyi günler Vildan Hanım. Siz nereden çıktınız ayol? Abimiz sizi bekliyor. Oley! Bir abiniz eksikti. Ya bir sürü misafir ağırlayacağım. Sırası mı şimdi? Anne gidelim işte, ne olur ya. Tamam. Peki prensesim. Ver anahtarı. Sen kal burada. Bakar mısın? Tufan'ı nerede buluruz? Ne yapacaksınız Tufan'ı? Öpeceğim. Polisiz kardeşim, uzatma. Nerede Tufan? Ha Tufan. Öyle desenize. Tufan yok bugün. Yarın gelin belki bulursunuz. Ama biz şimdi bulmak istiyoruz. Nereden bulacağız? Vallahi bilmem ki abi. Buyur Tufan abi, yazdım senin hesabı. Lan lan! Volkan! Tamam. Kardeşim. Biz de gitse miydik? Halleder, halleder. Birader, çay tazesi koy bir tane daha. Tabii abi. Kızım benim. Biz böyle. Ya baban doğum gününü unutur mu sandın sen ha? Unutmazsın tabii ya. Tabii ya. Bak sana ne aldım. Şşş yavaş, bu senin. Aa inanmıyorum ya. Hem de en son modelinden. Şşş ya. Telefonu nereden buldun ayol burada? Ben her şeyi bulurum da senden bir tane daha bulamadım bir türlü. Şşş çok özlettin kendini. Niye hiç görüşe gelmiyorsun ha? Biz boşandık Tarumar. Niye geleyim? Ağzına alma şu boşanma lafını. Zaten ağrıma gidiyor. Giderse gitsin. Ne yapayım? Sen de hapse girmeseydin. 10 yıl seni mi bekleyecektim? 9 yıl. Sezen'cim hadi sen onu al. Şurada biraz oyna. Biz de annecikle konuşalım, tamam mı? Tamam. Kız, inadına mı yapıyorsun? Bir de süslenip gelmişsin karşıma. Sen beni delirtecek misin ha? Tarumar, kızın gönlü olsun diye geldim. Rahat dur. Duramam. Bak, ben burada her gece seni düşünüyorum Vildan. Mapusluk değil, sensizlik canımı okuyor. Gel, inat etme. Yine evlenelim ha? Hayda! Yine evlen benimle. Dul kadın mı dedirteceksin kendine ha? Bak, güzellik de istiyorum. Zorla da istemesini biliyorum ha. Haddini bil. Vallahi bağırırım beni tehdit ediyor diye, yersin hücre cezasını. Yapmadığım şey değil, bilirsin. Sezen, hadi anneciğim, gel gidiyoruz. Yoksa başka biri mi var ha? Of, Tarumar, içim şişti, içim. Gel anneciğim. Kim ulan o herif? He? Aramıza giren o herif kim? Söyle! Memur bey! Memur bey! Uzaklaştırır mısınız lütfen? Beni taciz ediyor. Gel yavrum. Bak, kim o herif Vildan? Bir öğreneyim. Topuğuna sıkmam, füze atarım. Kim o adam Vildan? Söyle bana! Vildan! O adam kim? Tufan, dün gece neredeydin? Kahvedeydim arkadaşlarla. Sen şuna kumardaydım desene. Yok Haşa. Bizde öyle şey olmaz. Kes lan kes. Hikaye anlatma.
Soner'i anlat. Soner mi? Soner ne alaka ya? Maktul Soner'in ölmeden önce bu tufanla görüştüğüne eminiz. Görgü tanıklarına göre kavgalı ayrılmışlar. Şiddetli bir kavga pekala cinayete sebep olabilir. Hı hı. Ama şimdi bir katile göre epey gamsız görünüyor. Tufan, salağa yatma. Sizin Soner'le aranızda ne geçti? Kağıt oynarken bir tatsızlık geçti aramızda. Ben de affedersiniz ama gömdüm kafayı buna. Birileri girdi ayırdılar bizi. Sonra da defoldu gitti mekandan. Tatsızlık niye çıktı? Borcu var bana eşi. Kavganın sebebi kumar borcuysa Tufan katil olamaz. Niye olmasın müdürüm? Ölüler borç ödeyemez de onun için. Sana borçlu birini öldürmek ne işine yarar ki? Yaşamalı ki borcunu ödesin. Bu kadar mı? Bu kadar. Ufak bir kavga ettik, hepsi o. Belki de sen hırsını alamadın, sonra takip ettin. Ne takip edeceğim o hıyarı ya? O kadar adamın yanında sana gider yapmış. İnsanı kanına dokunur ya. Ya Soner dediğiniz lüzumsuz herifin teki. Nesi kanıma dokunacak benim? Hem bu kadar niye sordunuz anlamadım ki. Tufan, boşuna sormuyoruz. Soner öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Hadi ya. Sahi mi? Şimdi mi öğrendin? Ha? Yeme bizi bak. Allah belamı versin, şimdi öğrendim. Nasıl ölmüş, kim öldürmüş? Tamam, sakin ol. Burada soruları biz soruyoruz. Sen niye kaçtın bizi görünce? Haplar yüzünden. Cebimde buldunuz ya. Bu arada bilmenizde fayda var. Tufan'ın cebinden çıkan haplar son birkaç gündür peşinde olduğumuz intihar haplarının aynısı. Bu tesadüf işimize yarayabilir. Gel Ayla. Müdürüm, Tufan'ın telefonu dün gece sadece kumar oynadığı kahveden sinyal vermiş. Adam gece boyunca mekandaymış. Yani Soner'in peşine düşmüş olamaz, öyle mi? Ya biz boşuna mı sorguladık adamı? Tufan işimize yarayabilir. Özellikle de üstünden çıkan haplar konusunda. Nezarethaneye çekin, bir süre bırakmayalım hadi. Soner cinayetine dair elimizde hiç şüphelimiz kalmadı yalnız. Demek ki daha çok çalışmamız lazım. Hadi. Bak bir de o mesele var, evet, gördün tabii. Mü? Senin de işimiz daha bitmedi. Herif samimi geldi. Evet, Soner'in öldüğünü duyunca bayağı şaşırdı. Eda, beyefendi kim? Dünkü cinayetle ilgili konuşmak istiyormuş müdürüm. Yapma ya. Buyurun, oturun. Adamın öldürüldüğünü internette okudum. Kimdir, necidir bilmem. Fotoğrafından tanıdım. Dün gece benim dolmuşuma bindi o adam. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama ırz düşmanı, adi birisine benziyordu. Adi derken tam olarak nasıl yani? Dolmuştaki bir kıza taciz ederken yakaladım. Ne yapıyorsun lan sen? Bana mı dedin? İn lan arabadan. Ne oldu abi ya? İn dedim sana. Görüyoruz ne yaptığını. Ne yapıyoruz Allah Allah ya? İn lan aşağı. Gelmeyin lan oraya. Ya şahit herif. Herifi kovdum. Arabadan indirdim. Sonra ertesi gün bir baktım, herif ölmüş. Yemin ederim elimi bile sürmedim. İyi yapmışsın kardeşim, aferin. Sizin dolmuşta kamera var mı? Var, var. Kayıtları getirdim. Buyurun. Lazım olur. Eda, arkadaşın ifadesini alalım. Ayrıca biriniz hemen bir bilgisayar getirsin. Şunu seyredelim, hadi. Kızım, iyi misin? Değilim. Baba su. Tamam dur, ben veririm. Al kızım iç. Rüya gördün herhalde. Rüya falan değil baba. O geceyi hatırlıyorum. Hem de tüm detaylarıyla. O kadar gerçekti ki. Sanki yeni baştan yaşıyorum her şeyi. Merak etme kızım. Hep böyle gitmeyecek. Belki o berbat geceyi hiç unutamayacaksın ama giderek daha az hatırlayacaksın.
Baba, kimseye anlatamayız değil mi? Anlatamayız güzel kızım. Bir kez anlatmaya başlarsak işin sonu hapse varabilir. İçinde tutmak zor biliyorum. Ama bunu benden başka kimseyle konuşamazsın. Peki. Babacığım çok sağ ol. Sensiz atlatamazdım bunları. Canım kızım benim. Evdeymiş ha. Havuzlu, bahçeli. Bizim de var bahçemiz. Bence bizim ev daha güzel. Bence de aslanım. Hadi bakalım. Git oyna arkadaşlarınla. Tamam. Prensesim. Bak ne kadar güzel her şey. Bak kimler gelmiş. Merhabalar. Merhaba canım. Bak kim gelmiş. Ah Hüsnü Bey. Ay ne kadar iyi ettiniz de geldiniz. Ay çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Nazik davetinizi geri çevirmek olmazdı. Ben geç geldim sanıyordum ama siz de yeni geliyorsunuz galiba. Ah, sormayın. Biraz bir işimiz vardı da şeyde. Cezaevinde. Hayatım sen bir arkadaşlarınla oynamaya gitsen. Neyse. Ben bir misafirlere merhaba diyeyim. Sonra yanınıza gelir sizinle bol bol sohbet ederiz. Tabii. Sizinle sohbet etmek ayrıca çok hoşuma gitti. Müsaadenizle. Müsaade sizin Vildan Hanım. Kendine gel lan. Şoförün ifadesi doğru çıktı. Kıza musallat olan tacizciyi kovmuş. Garip olan şu ki tacize uğrayan kız Soner kovulduktan kısa süre sonra gideceği yere gelip inmiş doğmuştan. Soner kıza kafayı takmış olabilir mi? Adam zaten pislik. Bence mümkün. Dolmuştan kovulunca yürümeye başlar. Sonra uzaktan kızın indiğini görür ve takip edip saldırır. Olabilir. Müdürüm, kızın bilgilerine ulaştık. Nasıl buldunuz bunu? Kaydın başında kızın nerede dolmuşa bindiğini gördük ve yol üstünde bir fakültenin önden binmiş. Fakültenin sosyal medya sayfalarını tarayınca kızı bulmuş olduk. Adı Elvan, soyadı Adı Güzel. Kızdan da ifade almak lazım. Adresini de bulalım Hande. Adresi çıkardım ama sonuç enteresan. Kızın oturduğu ev Soner'in cesedini bulduğumuz yere çok yakın. Yani Soner kızın peşinden gitti, sonra da öldü, öyle mi? Tüysiklet kızımı öldürdü adam. O kızı hemen bulup buraya getiriyorsunuz çocuklar. Şu işin aslını öğrenirim artık. Hadi. Hüsnü Bey? Emniyette işler nasıl? Yoğun biraz tabii. İt uğursuz eksik olmadığı için memlekette. Başkomiser olmak da kolay değil tabii. Ay kim bilir kaç kişi vardır emrinizde. Üniforma giymiyorsunuz galiba. Yok, epeydir giymiyorum. Vallahi ben de şöyle üniforma giyen erkeklere bayılırım. Ay bir gün benim için giyer misiniz? Yani bilmem böyle iyi değil mi? Ay siz her halinizde iyisiniz Hüsnü Bey. Poz alabilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ay beraber fotoğrafımız da oldu ne güzel değil mi? Vallahi çıktısını alıp buzdolabıma asacağım. Her gün sizi görmüş olurum değil mi? Ya ne güzel. Bu arada silah kullanan erkeklere de bayılırım ben. Siz genel olarak erkeklere bayılıyor olabilir misiniz? Ay ilahi Hüsnü Bey. Ama yani silahlı erkekler gerçekten çok çekici oluyorlar. Mesela benim eski kocam mafyaydı.
Yani silah eline şöyle bir yakışırdı. Ay bir keresinde bir garsonu sırf dekolteme baktı diye vurdu, inanır mısınız? Mafya derken? Şaka olarak. Yo. Gayet ciddi mafyadır kendisi. Ama dediğim gibi eski kocam olur. Hapse girince boşadım. Ay siz bir şey içmiyor musunuz? Yo sağ olun, ben içmiş kadar oğlum. Haydarberk. Oğlum hadi artık gitme vakti. Ama nereye? Daha ne güzel oynuyor çocuklar. Ay ben size evi gezdirmiş miydim? Üst katları görmek ister misiniz? O zaman oğlan sizde kalsın. Devam etsin oynamaya. Abisinde araba var. O gelir alır bir iki saate kadar. Her şey için sağ olun. Çok sağ olun. Yani biraz kaçar gibi oldu ama ne yapalım? Nasılsa tekrar görüşeceğiz. Nasip efendim, nasip. Hadi eyvallah. Elimi alın. Sağ olun. Ne oldu baba? Oğlum ben gidiyorum. Abin seni gelip alacak, tamam mı? Tamam. Burası mı? Evet. Bunlar kim ya? Allah kahretsin. Buyurun. Polis. Polis. Saim ve Elvan adı güzel, siz misiniz? Saim benim. Elvan da kızım. Bizim konuşmak istediğimiz bir konu vardı. Müsaitseniz bir 5 dakikanızı ayırırsanız. Tabii, buyurun. Geç. Soner adında birini tanıyor musun? Hayır. Peki fotoğrafını göstersem? Tanıdın mı şimdi? Hatırlayamadım. Bu adamla 2 gün önce aynı dolmuşa binmişsiniz. Yani. Dolmuşa bindiği herkesi nasıl hatırlasın kızım? Pardon, lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii. Koridoru geçince sağda. Sağda, teşekkürler. Hı-hı. Soner'i hatırlamanızı beklerdim. Çünkü 2 gün önce minibüste bir olay olmuş. Bu adam sizi taciz etmeye yeltenmiş. Sonrasında şoför tarafından araçtan atılmış. Öyle bir şey oldu, doğrudur. Siz söyleyince hatırladım. Bu adam da evet. Elvan, seni bu hale o mu getirdi? Evet. Eve geldiğinde de asabı çok bozuktu kızımın. Anlattı olanı biten. Keşke şikayetçi olsaydın dedim hatta. Peki bir daha gördün mü onu o olaydan sonra? Hayır, görmedim. Enteresan olan şu ki bu adamın, yani şu sizi taciz eden Soner'in cesedi evinizin arka sokağında bulundu. Allah Allah. Garip. Değil mi? Elvan pek şaşırmış görünmüyor sanki. Değil mi? Elvan, o gece neler olduğunu bize anlatmak ister misin? Anlatacak bir şey yok. Belki de içten içe anlatmak istiyorsun. Anlatacak bir şey yokmuş işte, duymadınız mı? Yok, belki değil. Bence kesinlikle anlatmak istiyorsun. Ya bu yaptığınız artık tacize giriyor. İçini boşaltmak istiyorsun çünkü sakladığın sır ağır geliyor. Elvan, konuşursan hafiflersin. Hadi canım. Konuşacak bir şey yok. Çok uzattınız. Evimi terk edin lütfen. Anlatmaya buradan başlamak ister misiniz? Siz bizim eşyalarımızı mı karıştırıyorsunuz? Elvan, bu kimin kanı? O adamın kanı mı? Seni minibüste taciz eden Soner'in kanı mı bu Elvan? Yeter! Defolun evimden! Evet, onun kanı. O Allah'ın belası pisliğin kanı. Mutlu musunuz şimdi? Rahatladınız mı? Seni gözaltına almak durumundayız. Bu şart mı? Kızınız bir cinayetin baş şüphelisi.
Hayır değil. İnkar etmenin bir faydası yok. İnkar değil, gerçek bu. Kızım cinayet işlemedi. Beyefendi bakın. Ya bakın, cinayeti ben işledim, ben. Baba, ne yaptın? Öldürmek zorundaydım ve öldürdüm. Katil olabilirim ama kendi suçunu kızımın üstüne yıkan bir alçak değilim. O adamı ben öldürdüm, ben öldürdüm! Namussuzun biri kızımın peşine takılmış. Mesaj atıp benden yardım istedi. Ben evdeydim. Kızım da eve geliyordu zaten. Yetişecek mesafedeydim. O adamın niyeti bozuktu. Korktum ve babama mesaj attım. Sonra da korktuğum başıma geldi. Lan şerefsiz! Lan! Şerefsiz! Baba! Şerefsiz! Yapma! Sen çık biraz hava al, hadi. Baş üstüne. Otur. İfadeni okudum. Senin için üzüldüm. Keşke 155'i arasaydın. Polis gelene kadar kim koruyacaktı kızımı? Benden başka kimse ona yardım edemezdi. Anlıyorum kardeşim de sen de abartmışsın. Bari yaralayıp bıraksaydın. Size yemin ederim maksadım öldürmek değildi. Ben kızımı ne zorluklarla büyüttüm. O benim en kıymetlim. Anlayın ne olur. O aşağılık herifi kızımın üstüne çullanmış görünce dayanamadım. Gözümden sakındığım kızım çığlık atıyordu. İmdat diye bağırıyordu. Ben hayatımda karınca bile incitmedim, yemin ederim. Ama o anda insan ne yapar ki başka? Sabıkası var mı arkadaşın? Yok baba. GBT'si tertemiz. Pekala. Siz savcıya gitmeden önce biraz baş başa konuşun ha. Neyi nasıl anlatacağını iyice bellesin. Yanlış bir şey söyleyip de yakmasın kendini, tamam mı? Peki müdürüm. Başkomiserinin dediklerini iyi dinle, tamam mı? Sağ olun müdürüm. Hadi, geçmiş olsun. Aç kapıyı. Hadi şimdi, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Baba? Kızım. Müsaade var mı başkomiserim? Kızım. Elvan'ın. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hoş buldum. Ben bu sesi tanıyorum ya. Anne varmış ayol yaşında. Canın evlenmek istiyorsa evlen kardeş. Bu saatten sonra da kimsenin kahrını çekme anam. Hayat senin, yaşa. Aslında bir kısmet çıkarsa düşünüyorum. Ha, kısmet demişken siz babamla ne kadar samimisiniz acaba? Henüz istediğim kadar samimi değiliz. Ama geleceğiz oralara. Ya. Hüsnü Bey, hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz. Hayırdır Vildan Hanım? Ay sizin oğlan gecikince ben getireyim dedim Haydar belki. Evi de o tarif etti. İyi halt etmişsin, çok iyi yapmışsın çocuğu. Yani ben gecikmemiştim aslında da. Tam vaktinde gittim Haydo'yu almaya. Bir baktım yoklar. Aman, fena mı oldu? Bu vesileyle evinizi görmüş oldum. Ailenizle tanışmış oldum. Ay, bir de sevdim ki sizi. Can şekersiniz ayol. Neyse, artık bana müsaade. Bir gün hepinizi çaya bekliyorum. Tamam. Tabii. Tamam mı? Tabii. Hoşçakalın. Tabii, haydi bakalım. Ah, Hüsnü Bey. Beni arabama kadar geçirirsiniz herhalde. Ben sizi kapıya kadar geçirsem yeterli bence. Buyurun. Gelmişken bir evinizi gezseydim. Sizin odanız. Şu mu? Evet. O odam orası. Dış kapımız da şurada.
Ben size yakından göstereyim. Buyurun, 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 buyurun. Böyle, böyle bakın. Bakın. Hadi size iyi günler. Hoşçakalın, her şey için çok teşekkür. Teyze, kim bu manyak? Ben anlamadım ya. Ben hiç anlamadım. Ben manyak olduğunu anladım, gerisini anlamadım. Siz sormadan ben anlatayım. Evet. Kendisi Heidelberg'in sınıfından bir veli. Nasıl bulaştı ben de bilmiyorum. Daha da görmezsiniz, merak etmeyin. Var mı sorusu olan? Teşekkürler. Aa, baba, baba, benim bir sorum olacak. Bu delileri özellikle mi seçiyorsun babacığım, yoksa onlar mı seni buluyor acaba? Benim hayatıma deli olmayan bir kadın girmedi çocuklar. Rahmetli anneniz de dahil. Hadi hadi, kurun sofrayı, acıktım ben, hadi. Hadi hadi, pide alındı mı pide? Yalnız kadın da mihrap yerindeymiş ha, değil mi? Mihrap tamam ama kafa yerinde değil kadın. Babanız deli seviyor çocuklar. Yok yapacak bir şey. Haydi. Haydi tamam, geliyoruz. Patlama. Al şunu kızım. Sofrayı ya, kuralım. Tamam. Evlat edinme davasını açtık. Yakında bize tarih verecekler. Sonra da biz Cihan'a soyadımızı vereceğiz. Baya baya oluyor nihayet. Çok heyecanlıyım ben. Peki bu işler ne kadar sürecek? Mahkeme en fazla 5 veya 6 ay sürer. 5 veya 6 ay mı? Çok uzunmuş ya. Olsun. Sabrın sonu selamettir. Bana müsaade. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok yakında aile olacağız. 3 kişilik çok güzel bir aile olacağız. Sen, ben, Cihan. O kadar mutlu görünüyorsun ki. Kendini görmen lazım şu an. Senin de gözlerinin içi parlıyor. Ha. Onca badirenin ardından hayat bize Cihan adında bir hediye bıraktı kapımıza. Evet. Artık biz de mutlu olmalıyız biraz ya. Hak etmedik mi Aylin? Hak ettik. Biz mutluluğu fazlasıyla hak ettik. Gel. Ah! Ah! Sensiz 9 sene nasıl geçecek bebeğinden? Ah! Ah! Şşş! Mücahit! Buyur abi. Şu gazeteleri bir getirsene. Hemen abi. Şşş! Onları niye ayırdınız ha? Abi, boş ver ya. Bir sürü sayfa var burada. Ne lan bu böyle ha? Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz ha? Yoo. Var bir abukluk var. Getirin bakayım onları da. Buyur abi. Şşş. Vildan lan bu. Yanındaki kim? Kim bu ibibik? Karımın yanında ne arıyor lan bu? Canına mı susadı lan bunlar? Bana bu yapılır mı lan? He? Yapılır mı? Abi boş ver ya. Kadıncağız senin mi bekleyecek onca seni? Keyfine bakacak tabii. Ulan senin var ya, ciğerini sökerim lan. Ciğerini lan. Kebertirim lan seni. Kebertirim. Bırakın lan. Bırakın. Bu ne ya, poz vermişler bir de. Şş, geldim. Abi. Usta. Selam millet. Abi. Ne diyelim? Hayırlı olsun mu diyelim? Niye, ne oldu ki? Usta benim biraz canım sıkıldı bu işe. Hangi işe? Madem bir gönül ilişkin var, insan gelip kardeşini anlatmaz mı? Gazetelerden mi öğrenecektik? Ya ne gönül işi oğlum, ne diyorsun ya? Hüsnücüğüm, günaydın. Günaydınız abla. Dur bakayım. İyi gördüm seni, iyi. Yüzüne kan gelmiş. Aşk yaranmış ha. Aşk mı? Ne oluyor ya? Şşş, Hüsnü, yaz vaktin var mı usta? Var, hayırdır ya? Baba kusura bakmayın ya, bir şey soracağım da Hüsnü'ye. Boş zamanda senden biraz taktik almam lazım. Ne taktiği?
Manitacılık taktiği ne taktiği olacak oğlum? Ya senin Allah'ını seversen ne oluyor ya? Tamam. Abi. Neymiş? Ha? İşte bak. Oku oku oku. Sosyetik güzel aşkını buldu. Oha bu ya, oha yani. Oha, affedersiniz abi baba. Hüsnücüğüm, sosyeteye girmişsin, hiç haber vermiyorsun yani. Usta, yağlı kapı bulmuşsun ha. Allah bereket versin. Lan oğlum, böyle bir şey değil bu ya. Ya kadın, Adelberkin okuldan arkadaşının annesi. Yan yana gelince çekmişler. Ha. Doğrusu ben beğendim. Allah'a var güzel kadın yani. Abi sen niye kızıyorsun ki bize? Biz yakıştırdık sizi. Bunda oturacak bir şey yok usta. Olur böyle şeyler. Of! Vallahi yordunuz ha. Ben gidiyorum vallahi. Şşş, ya. Dur ben usta gidiyorum. Ya, dur ben, ya. Ben gidiyorum ben. Şş, ya. Oğlum dinle. Şş, ya belki bir arkadaşı falan vardır. Bak burada bekar ya. Kardeşim var. Yap bir güzellik ya. Hadi ya. Allah'ım ya. Of, of! Vallahi ben gidiyorum. Başkomiserim. Oo Birolcuğum, ne zamandır görünmüyordun? İhsan abi selam söyledi. Şu borcunu artık ödesin dedi. Zor durumdaymış. Tam zamanı. Bu ne lan? 1800 TL. Ben mi yemişim bunların hepsini? İçmişim. Sen yazdırdığına göre sen yemişsin başkomiserim. Başka kimin olacak? Ya yürü git be. Yürü git. İhsan'a söyle uğrarım bir ara git. E ama onu gel. Ben... Hadi yürü 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 yürü. 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 Dava mı açmak gerekiyormuş evlat edinmek için? Öyleymiş. Biz de yeni öğrendik. Aile mahkemesi 5-6 ay içinde davayı sonlandıracak. Sonra da Cihan kanunen evladımız olacak. Çok iyi. O kadar seviniyorum ki sizin adınıza. Halinizi bir görmeniz lazım. Çocuk gibi sevinçlisiniz. Hep böyle mutlu görelim sizi, olur mu? İnşallah. Bir görüntülü arayalım mı Şükran'ı? Hadi arayalım. Özledim. Ne yapıyorsunuz Şükran? Vallahi Cihan'la gezmeye gidiyoruz annesi. Siz çalışıyorsunuz. Ben vallahi Cihan'ın keyfini sürüyorum. Hadi kapatıyorum. Sonra fotoğraf çeker yollarım. Hiçbir şey konuşturmadı ya. İyi tamam, siz çıkın. Fotoğraf yolla, bekliyoruz. Cihan. Günde 5 kez görüntülü arıyorlar. Gerçi onlara da yazık. Özlüyorlar tabii. Cihan, çok seviliyorsun ha. İşte orada. Cihan, hangi parka gidelim ablam? Şu aşağıda girelim gidelim. Havadan. Takip edelim. Oh. Adam başkomiser kızım. Eboru değil yani. Ay, bir de gör nasıl karizmatik, nasıl yakışıklı. Saçları var ya. Aslan hilesi gibi. Bir de azıcık mahcup bitim. Ay, en çok da o bitiriyor beni. Ah, bir iki güzel laf edince utanıyor hemen. Yüzü kızarıyor. Ay, insanın oracıkta yiyesi geliyor valla. Ay, yiyeceğim tabii canım. Daha dur, oralara gelmedik. hadi konuşuruz yine, bye bye. Aa, bu kim o ya? Efendim? Sen var ya sen, ben de bittin kızım. Anladın mı? Bittim ben de. Ay tarumar, ne diyorsun ya? Bak, pişman olacaksın Vildan. Tarumar diye yalvaracaksın, ağlayacaksın. Ama ben suratına bile bakmayacağım senin. Sen niye derlendin? O gazetedeki fotoğrafa mı? Kim ulan o fotoğraftaki lavuka? İsmini ver bana. Kim ulan o herif, aramıza giren o hain kim? Seni hiç ilgilendirmez. Bak kızım, ayağını denk al, tamam mı? Ben sessiz ol, sessiz ol, sakin. Tamam, tamam. Bak, ben tehdit edersem boşuna tehdit etmem. Akıllı ol, yoksa çekersin cezanı. Anladın mı Vildan'a? Çekersin cezanı. Elinden geleni ardına koyma be. Alo, alo, alo. Delireceğim ulan, delireceğim lan, delireceğim, delireceğim ulan. İyice kafayı yedi. Bir de tehdide başladı. Tabii ya. Ben niye polise gitmiyorum ki?
kuzum. Acıktın mı ablam? Dur sana mama vereyim. Dur şurada. Al bakayım, al. Bu adamlar bizi mi takip ediyor ya? Hayırdır inşallah. Aç. Bak burada yeni uykudan kalkmış. Gözleri şişmiş. Bak. Ay, şaşkınız resmen ya. Baksana burada. Şuraya atsana böyle. Saçları böyle dik dik olmuş. Buyur Şükran. Aha, bu bu. Evet. Bak şuna. Gözleri çekik. Kim ama takip ediyor? Eminsin değil mi? Kaç kişiler Şükran? Ne oluyor? Siz neredesiniz şimdi? Ya korkutmasana, ne oluyor? Tamam, tamam, sen ayrılma oradan, geliyoruz biz. Nereye gidiyoruz? Çabuk ne oluyor? Çabuk kalkın, gidiyoruz. Ya birileri Şükran'la Cihan'ın peşine takılmış. Acele edin, hadi. Anladım abi. Başkomiserim, ziyaretçiniz var. Hayda. Rahatsız ettim. Kusura bakmayın Hüsnü Bey. Acil bir durum olmasa gelmezdim. Acil durum derken biz çıkalım usta. Bir sus iki dakika. Buyurun Minna Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırdır inşallah. Başkomiserim buyurun. Hüsnü Bey, sıkıntım çok büyük. Eski eşim ikimizin fotoğrafını görmüş gazetede. Resmen kafayı yedi. Ay, biz çok beğendik aslında o fotoğrafı. Ben de çok beğendim. Evet evet. Ama adam psikopat. Cezaevinden arayıp beni tehdit ediyor. Ne olur bana yardım edin Hüsnü Bey. Size çok muhtacım. Oh be. Gitmişler. Hakan abileri de paniklettik yok yere. Bacım dur, korkma. Yok, korkma, bırak, korkma. Bırak onu. Dur. Bırak. Tamam. Ya dur, iki laf edeceğiz. Dur. Sakin ol. Yardım tamam edin. Bacım korkma, bir şey yok. Kıpırdama. Ne oluyor? Kaldırın. Geç şöyle. Ne oluyor? Geç şöyle. Geç. Gel. Gel, geç şöyle. Geç. Biz ne yaptık ki? Otur. Şükran. Çök. İyi misiniz? İyiyiz abla. Oh Cihan, iyi misin bir tane? Tam vaktinde yetiştiniz. Kimsiniz lan siz? Bebeği mi gözüktünüz oğlum? Kaçıracak mıydınız oğlumu? Cevap verin, ne ayaksınız? Ne kaçırması ya? Dayısıyız biz o bebeğin. Nasıl yani ya? Dayısı mı? Nereden çıktınız siz be? İki laf edelim dedim. Kadın kaçmaya başladı. Kendi yeğenimizi niye kaçıralım kardeşim? Şükran. Cezaevinden telefon etti bu sabah. Bir sürü hakaret, küfür, tehdit. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra siz geldiniz aklıma. Beni tarumardan korursunuz değil mi Hüsnü Bey? Korurum tabii elbette de. Tam olarak neyle tehdit etti sizi? Abi, yani aşk olsun ne fark eder? Şimdi senden yardım isteyen bir kadını geri çevirmeyeceksin herhalde. Sen hayırdır, bir form durumu var sende bugün? Hı? Yok. Bence tehdit ciddi. Değil mi? Evet efendim. Ben de öyle düşündüm zaten. Oh, evet. Bence sizin 7/24 koruma altına alınmanız lazım. Hem de bir başkomiser tarafından. Aa! Siz de başkomiserdiniz Hüsnü Bey. Evet, senin var ya. Anladınız. Başkomiserim. Cezayı biraz önce konuştum. Hanımefendinin kocasını tecrite almışlar. Ha! Yalnız eski kocası değil lütfen. Yani yanlış bilgilendirme olmasın. Tarumar eski kocam Hüsnü Bey. Şu an kocam yok. Tamamen bekarım. O kadar belli ki. Neyse, tecrideyken zaten sizi tehdit edemez. Demek ki sorun çözüldü. Benlik bir şey kalmadı. Ama huzurum kaçtı bir kere. Ben gece nasıl uyuyacağım yapayalnız? Usta. Aptal olma, ver odunu. Sus be oğlum, sus. Bildan Hanım,
siz gönül rahatlığıyla uyuyabilirsiniz. Yani cezaevinden bir şey yapamaz zaten. Öyle demeyin. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ben Hüsnü'nün telefon numarasını, adresini şuraya yazıyorum. Açık adresini de yazıyorum. Canınız ne zaman isterse, tamam mı? Elinizin altında olsun. 7/24 arayabilirsiniz. Ne kadar iyi düşündünüz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben sizi sık sık rahatsız ederim Hüsnü Bey. Şimdi gideyim. İlla ki görüşürüz nasılsa. Kolay gelsin. Sağ olun. Güle güle. Kolay gelsin. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Hoşça kalın. İkisinin de sabıkası yok. Ayrıca iddia ettikleri gibi Cihan'la kan bağları var. İyi de biz haftalarca Cihan'ın bir akrabası var mı diye arayıp durduk. Size rastlamadık. Ailenizde soyadı değişikliği oldu mu? Oldu, evet. Karışıklığın sebebi bu olmalı. Tabii kan bağını tasdik etmeden çocuğu alıp götüremezsiniz. Kardeşim, siz nereden çıktınız? Şimdiye kadar neredeydiniz? Biz o çocuğun uzaktan dayılarıyız. Başıboş bırakacak değildik ya. Aradık bulduk. Şimdi almaya geldik. Anası babası hayatta olmasa da akrabalarıyla büyümedi. Bugüne kadar neredeydiniz o zaman? Biz haftalardır Cihan'la birlikte yaşıyoruz. Evlatlık edinmek için başvuruda bulunduk. Bu durumda başvurunuz geçersiz sayılacak Aylin Hanım. Nihai karar kurum olarak yapacağımız incelemeden sonra verilecek. Ama şu anki bilgilerin dışında bebeğin bir ailesi olduğu anlaşılıyor. Lanet olsun. Aylin. Görünen o ki Cihan bizdeki misafirliğinin sonuna geldi. Ancak kan bağını kanıtlamadan oğlanı hiçbir yere götüremezsiniz. Hiç doyamadım ki ben sana kuzum. Ne olacak şimdi? Bitti mi bizim hikayemiz? Bana kim gülecek sabahları? Kiminle oynayacağım ben? Ah, ben bu kokuyu nasıl özlemem? Ah be canım. Ben biraz hava alacağım. Öyle alışmışım ki sana. Hata etmişim belki bu kadar alışmakla. Ama olsun, fark etmez. Hayatımda yaptığım en güzel hata. Beni unutmazsın değil mi? Bence unutmazsın. Ben seni hiç unutmayacağım çünkü. Oh kuzum benim. Oh mis kokulum. Oh oh. Yok değil mi? Yok abi. Hepsi havalandırmada. Güzel güzel. Hadi. Hadi. Çabuk. Bak şimdi. Şu astar var ya. Tam oraya sokup çıkaracaksın. Bir kere sok çıkar. Aman ha. Sakın hedefi şaşırma. Sakata gelmeyelim, tamam mı? Abi. Ha. O kadar mı seviyorsun yengeyi? Yavaş oğlum. Yavaş. Vallahi senin gibi aşığı görmedi bu dünya. Yavaş oğlum, yavaş. Bak, vildan için her şeye değer. Hastaneye bir kapağı atayım, gerisi kolay. Hadi tak şu bıçağı, ne bekliyorsun? Hakkını helal et abi. Oğlum, hadi taksana şu bıçağı. Ya bismillah. Aylin eve kapanmasaydı daha kötü olmasın tek başına. Söyledim abi. İstemiyor çıkmak. Yalnız kalma, ben de geleyim dedim. Onu da istemiyor. Kafa dinlemek istemiştir, olur öyle. Gitme üstüne. Gidemiyorum ki zaten. İzin verdim ben 2 gün. Eğer atlatamazsa birlikte gideriz üstüne. Ben de akşama uğrarım mutlaka. Beraber geçeriz. Belki onu alır bir yerlere gideriz. Olur, olur. İyi olur, iyi olur. İyi gelin kızla. Pardon zavallı. Tabii tabii, bak. Efendim? Hüsnü. Müsait misin? Söyle, ne oldu Nazike? Haydar belki senin alman lazım bugün. Çıkamıyorum evden. Şule anahtarını unutmuş. Tekin okulda.
Zeliha işte. Ya dağılmadı mı okul? Saat kaç oldu ya? Okulda değil çocuk. Arkadaşına gitti. Kızcağız var ya. Ya neydi? Sezen miydi? Hah, Sezen. Hani doğum gününe gittiniz? Annesi var Vildan Hanım. Ha, onlar da işte. Yapma be. Ya ne işi var oğlanın Vildanlar'da? Of ya, neden evine gidiyorum ben, evine kadar kadının? Hanımların dikkatine, çoban spor ayağınıza geldi. Bir dur be. Sen git al. Ben uğraşamam şimdi Vildan Vildan. Aa, anlamıyor musun? Çıkamıyorum. Şule anahtarı unutmuş, kapıda kalır kız. Adresi biliyorsun. Git alıver oradan, ne olacak? Ay, yemeyecek ya bu kadın seni. Aa. Kızım bir dur. Nazike. Git, gitmem ben, alo. İstemem yan cebime mi başkomiserim? Ya bir karışma be, bir karışma. Abi, sen bir gerildin. Ne oldu? Sana ne? Aa, sana abi. Ne? Sana ne? Ne olduysa oldu, sana ne? Aşk olsun. Hüsnücüğüm. Senin rahatsız olduğun bir konu mu var? Ben yok. Tam anlayamadım. Yok ya. Ya rahatsızlık değil de Rıza baba. Yani gereksiz meseleler. Ya bu Vildan Hanım'la ilgili? Kadın resmen Hüsnü abiye asılıyor Rıza baba. Ya deme. Rıza baba, kadın haksız mı? Bir bakar mısın? Böyle bir yakışıklılık, böyle bir karizma, böyle bir avro. Avro mu? Avro ne lan? Mesut, aura, aura. Yani havalı, çekici. Evet işte, ben de onu diyorum. Aura diyorum. Aura. Aura değil, aura değil. Abinden iyisini nerede bulacak kadıncağız? 12 de can. Hem çocuk sahibi hem bekar. Demek ki etkilendi kadın, ne yapsın? Hele bir de torun sahibi olduğunu öğrense. Yani o anda düşüp bayılacak demek ki. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Allah yürü ya çobanım demiş ya. Hatunların biri gidiyor, biri geliyor. Vızır 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 vızır. Baba, ben tayin istiyorum. Vallahi bıksın bunlardan. Ben tayin istiyorum. Gitmek istiyorum baba. Ya olur mu öyle gel. Şey? Olmaz öyle şey, olmaz. Sen onlara bakma. Git al ufaklığı. Kadına da kibar davran. Yetişkin insanlarız biz, değil mi? Değil mi? Ayıp etme kadına. Ben yıllardır senin vazifeden kaçtığını görmedim. Sana yakışanı yap. Onun ne olduğunu da sen biliyorsun. Hadi. Sağ ol Rıza abi. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Ya tüylerim diken diken oldu abi. Yürü be abi, yürü be abi. Almadan gelme. Ver odunu. Ver odunu. Lan. Haydar Berk'i diyorum ya. Ya hatuna dalıp da o çocuğu unutma. Oh! Abi, bize haber ver. Merak ederiz biz. Vallahi merak ederiz. Yeter be! Yeter! Bütün teşkilat arkandayız. Çoban spor! Hadi hadi, oturun şu işe bakalım. Hadi. Abi, iyisin değil mi? Yarına bir baktırsa mıydık önce? Ulan ne yarası be? Benim içim yapmış burada. Yürüyün, gidiyoruz. Tamam. Abi, acele edelim o zaman jandarmalar uyanmadan. Ben ne diyorum Teres? Hadi. Anladınız değil mi nasıl çıkacağımızı ha? Anladık, anladık abi. Anladık, tamam. Evet. Allah gecinden versin abi. Cenaze gibi oldu aynı. Aynen öyle. Hadi. Göreyim sizi. Hadi. Hadi sür 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 sür. Hadi. Ay. Affedersiniz. Affedersiniz. Sorun değil. Konuşma lan, sür. Önüne bak. Önüne bak. Bu adamdan bilgi almamız çok önemli baba. Sokak trafiğini çözmeden işin başındakilere ulaşmamız mümkün değil. Elimizde artık. Az ya da çok mutlaka konuşacak, merak etme. Elimizde saymak yok artık. Abi işte. Nerede? Burada. Bak. Ne oluyor? Savcı habire seni soruyor Tufan. Niye? Ne zaman göndereceksiniz o hıyarı diyor. Gelsin, cacık yapacağım onu burada diyor. Çok fena bilenmiş. Herkes bu intihar haplarının peşinde. Elimizde de bir tek sen varsın. Milletin gazını almak lazım. Televizyonu, gazetesi, herkes isimcisi mi bekliyor? Bana mı yıkılacak mevzu? Oğlum daha kime yıkılsın? Konuşmuyorsun ki. Lüks araba diyorum, mahalleler diyorum. Sana kim sağlıyor hapları diyorum. Tık yok.
Aslında savcı bu kadar sıkmasa ben seni öttürürüm ama elim kolum bağlı. Birini daha bulsam, onu atsam savcının önüne, sana 3 gün ek gözaltı. Of of. Geceli gündüzü burada seninle ikimiz, bir düşün. Balayı gibi tufan, mis. Ne güzel olurdu değil mi? He? Abi derdin 3 günse ayarlarız. Vallahi mi ya? Tabii canım. Bir rapora bakar. Tufan göz altında fenalaştı. Acilde yarım saat tansiyonuna baktırıp getiririm. Sonrası senindir abi. Tamam ya, durun. Gerek yok. Anlatırız, nedir yani? Ne anlatacaksın? Ben araba görmedim. Hapları mahalleden aldım. 3-4 tane yer var. Okul önlerine tezgah kuruyorlar. Okul önü? Çocuklara da mı satıyorlar? Satarlar, ne var? 5 lira hapın tanesi. Bağla 2 çocuğu, bütün okul senin. Yapma ya. Hangi okullar bunlar? O, okul işi önemli. Ha, hangi okullar? Tepedekilerden çok daha önemli. Ha? Haklısın baba. Oraları halletmedikten sonra kimi alırsan al. Hazırlanın, şu okulları temizleyip öyle devam edelim ha. Tamam baba. Nasıl gitti bizim çocuklar, anlayamadım. Ay, derslerini bitirdiler, parka gitmek istediler lütfen. Bizim bakıcıyla şoför de çıkardılar. Oradan da Heidelberg evine bırakacaklar. Hiç merak etmeyin Hüsnü Beyciğim. Ya zahmet olacak, sağ olun da. Yani keşke bir haber verseydiniz. Ben de işi gücü bırakıp koştum geldim böyle. Lütfen Allah aşkına, ayakta kaldınız. Böyle oturun, buyurun. Yok, ben hiç zahmet vermeseydim. Aşk olsunuz, ne zahmeti. Ben siz gelirsiniz diye hazırlandım bu kadar. Ay lütfen buyurun, bir şeyler yiyelim. Yok, ben hiç oyalanmayayım. Yani benden rahatsız olduğunuzu düşünmeye başlayacağım artık. Şey, olur mu öyle şey canım? Estağfurullah. Kadına da kibar davran. Yetişkin insanlarız biz değil mi? Ben yıllardır senin vazifeden kaçtığını görmedim. Sana yakışanı yap. Onun ne olduğunu da sen biliyorsun. Hadi. Ben o zaman müsaadenizle bir ellerimi yıkayayım. Lavabo ne taraftaydı? Ay hemen üst katta, sol tarafta. Görüşürüz. Olağanüstü çoban. Ne işleri yedin oğlum sen? Hallere bak hallere. Heyecan yaptın bir de. Ya kadın insanından davet ettiyse? Ya düşündüğün gibi değilse? Nasıl değil lan? Öyle insanlık mı olur? Kadının derdi belli. Sen ne yapacaksın? Vazifeden kaçılmaz değil mi? Olur mu be? Çok çocuk sahibi adamsın. Torunun bile var. Devlet memurusu. Memuriyetle bunun ne ilgisi var ki? Yoktur herhalde. Of, ne yapacağım ben ya? Kendine gel, tamam. Haram var, helal var. Senin bir duruşun, bir çizgin var bu hayatta. Bozma onu. Kendine gel. Of Allah'ım. Allah'ım, bu nasıl sınav ya? Of! Bir sesler geldi yukarıdan ama. He? Ha yok. Telefon geldi de merkezden. Ben onlarla bir kısa konuştum. O yani. Ben gelemeyeceğim deseydiniz. Ay bırakmam çünkü sizi. Ya beni bilen bilir zaten. Ben hemen gelmem. Buyurun oturalım lütfen. Bir şeyler yiyip içelim. Nereye oturayım? Buyurun. Vidan! Aç şu kapıyı Vidan! Aç dedim şu kapıyı! Aç kapıyı, aç! Yürüyün lan, geçin, geçin! Ay Maya!
Kim bu? Tanrımar gelmiş. Ama hapisteydi, nasıl olur? Aç kapıyı Vildan. Aç kapıyı diyorum. Vildan aç şu kapıyı. Şş, tamam merak etmeyin, merak etmeyin. Yengenin yanında. Vildan! Vildan aç şu kapıyı yoksa kıracağım. Abi kapı açık bu taraftan abi. Tamam tamam sakin ol, tamam. Tamam. Geliyor. Yine mi sen lan ha? Ha? Sen nasıl çıktın lan içeriden? Ha? Sen benim namusuma göz mü diktin lan? Meydanı boş mu sandın? Bunu bana nasıl yaparsın Vildan? Nasıl yaparsın ha? Gidelim misin Lesin be? Tamam. Ayrıldık mı? Şşş tamam. Seni kimselere yar etmem Vildan. Kimselere yar etmem. Kaldırın. Götürüyoruz yengenizi. Lan sen kimi nereye götürüyorsun ha? Ne yapıyorsun lan sen? Lan ne? Abi ne yaptın abi? Abi ne yaptın? Ayağımdan vurdun beni ya. Yaptım anam. Yanarsın, yanarsın, yanarsın. Yanarsın tabii. Ayağıma yok. Alo Eda, sana bir adres vereceğim. Hemen bir ekip gönderiyorsun. Olay nedir başkomiserim? Olay benim kızım. Benim, ben. Nerede lan bu? Oğlum. Oğlum dur lütfen. Selim'im, Selim'im kurban olayım. Dur oğlum. Para saklıyorsun sen bir yerde. Biliyorum lan, saklıyorsun işte. Nerede? Yok. Canımı alsan yine yok oğlum. İnan yok. Ya yalan konuşma. Yemin ederim öldürürüm seni. Bu sen yine gidip zehir alacaksın değil mi? Allah seni ıslah etsin. Ya sana ne ya? Sana ne? Karışma bana. Duydun mu? Karışma. Nerede para? Baba dinlemem, keserim seni. Yok. Öldür de kurtar beni. Yok. Yok para. Öyle olsun lan. Görüşeceğiz seninle. Ne yapıyorsun kızım? Dur, gözünü seveyim, dur. Çok konuşma. Nereye sakladın? Dün gördüm, elindeydi. Nerede? Nerede diyorum sana? Nerede? Nerede? Altının vardı, altınını gördüm. Çeyrek altın. Nerede diyorum sana? Nerede ya? Ya komşu. Nerede ya? Konuşsana, nerede? Verdim. Nerede diyorum sana? Yavrum bir dinle beni. Ne olur bir dinle beni. Ne dinleyeceğim seni be? Çıkacağım ben. Sen vermezsen bir veren bulunur. Bakarım başımı çaresine. Allah adını verdim. Ne olur sürme elini o pisliğe. Bırak. Sana bir şey olursa ben ne yaparım yavrum? Ne oldu? Krize mi girdi? Fenalaştı mı Hatice abla? Ben fenayım ben. Al geldi komşun. Bu bakar sana. Bıktın bunun pisliğini temizlemekten be. Ablam. Abla ne oldu ya böyle? Abla. Al Hatice abla. Abla iyi misin? Abla, komşular. Ne yapacağım ben? Ha. Yardım edin. Ne yaptın abi? Hadi kal. Abi bacağım, bacağım. Yok olmayacak. Şununla alalım. Abi sen şöyle geçer misin abi? Tamam. Yavaş. Çek şöyle, çek. Hadi, hadi, hadi. Kalkın. Seni bir daha karımın yanında görürsem, bu sefer topla tüfekle basarım. Duydun mu lan? Bana ne lan senin karından gerizekalı? Kaçtın diye 10 yıl daha yiyeceksin. Nereye çıkıyorsun? Nereye geliyorsun bir daha? Usta tamam, laf yetiştirme şuna. Abicim götürün siz de, götürün, götürün, götürün. Dikkat et, dikkat et. Götür. Yavaş birader. Bunu da alın, bunu da alın. Şşş. İyi misin sen? İyiyim ya. Bu salaklara pabuç bırakır mıyım ben? Tiplere bak. Mafya diye dolaşıyor çapsız herifler. Onu demiyorum ya. İyi geçti mi Vildan Hanım'la? Ne yaptınız? Elinin kürünü yaptık. Ha bir derde mi oydu şimdi ya? Kızma kızma, merak ettim. Etme, etme. Sana ne? Ya bin yılda bir şeytan uyuyayım dedim.
Başıma gelenlere bak. Millet sefasını sürer, bize olay yeri al. Anladım anladım ben, tamam. Sen rahatlayamamışsın. Ya başlayacağım şimdi rahatlamamdan ha. Allah Allah. Ah Hüsnü Bey. Heh, geldi. Ah siz de olmasanız kim bilir bana neler yapmıştı o hayvan. Çok çok teşekkür ediyorum. Önemli değil, tamam. Hüsnü başkomiserim görevini yaptı. Ne demek, değil mi abi? Evet, evet, tamam. Yani. 10 sene falan yatar dediniz ama. Tarumar bir daha gelemez değil mi? Gelemez, gelemez. Siz rahat olun, rahat olun. Sevindim. Yemeğimiz de yarım kaldı Hüsnü Bey'le. En kısa zamanda yine buluşalım, olur mu? Olmaz efendim, olmaz. Yarım kalsın. İstemiyorum ben yemek falan. Tokum ben, doydum. Abi, ayıp oluyor ama. Sakin usta, sakin. Soğudum ya, soğudum, soğudum. İstemiyorum. Hadi siz de toplayın ifadeleri falan, ben gidiyorum. Hadi herkes, hadi herkes işine gücüne, hadi. Ama hadi. Hüsnü Bey, Hüsnü Bey. O müsait olunca sizi mutlaka arar. Siz merak etmeyin. Arkadaşlar evrakları hazırladıysa bir imzanızı alacağız zaten. Tamam. Peki o arar sizi, arar zaten. Gelir o, gelir, gelir o, gelir. Evet, evet. Evet, evet, evet. Peki, evet. Buyurun ben geçireyim sizi. Kafası da çok iyiymiş ha. Nereden aldın bunu? Alırım kızım ben. Babamın telefonunu yürüttüm. Dağıttım ortalığı, yine para vermiyor. Delirdim ben de, anlayacağım. Annem de köpek gibi saklıyor benden. Biliyorum var altını. Her yerini aradım. Saçını, başını. Sütyenini bile saklar o, bilirim ben. Hasta etti beni, hasta. Ne bakıyorsun lan? Dur bir dakika. Abla, para versene bize. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Bırak beni. Yok para. Bırak beni. Nasıl yok lan? Bırak. Nasıl yok? Bize gelince mi yok? Bırak beni. Sus. Ver şunu, ver. Ver şunu. Ay, ne oluyor orada? Ne oluyor be? Yapıştırınca kadına. Yaklaşmayın, çizerim. Herkes akıllı olsun. Yardım edin. Yaklaşmayın, çizerim bak ha. Biri bir şey yapsın. Ne yapıyorsun sen ya? Bin arabaya bin. Bir sus. Kadını arabasıyla gasp ettiler. Yaklaşmayın. İki kişiler. İsteyenle polisi arayabilir. Her şeyin elinde bıçak var. Biz bir şey yapamadık, gittiler. Çabuk olun, acele edin, kaçıyorlar. Kartopu Caddesi'nde araç gasp ihbarı. Şahıslar aracın sahibini de alıp kaçmış. Uyuşturucu etkisindeler. Kartopu Caddesi. Tamamdır, intikal ediyoruz. Yol ekiplerine de anons geçin. Anlaşıldı. Bu ne ya? Gündüz vakti ne cesaret? Cesaret değil, manyaklık. Bas kardeşim, bas. Tamam abi. Bırakın beni, arabayı da alın gidin. İsterseniz size para veririm, her şeyi veririm. Beni bırakın lütfen. Hani yoktu para? Bunların hepsi aynı. Ne olur bırakın beni. Polise de söylemeyeceğim, söz veriyorum. Ne polisi be? O nereden çıktı? Ya konuşturmasana şunu! Sen önüne bak. Bir daha sesin çıkarsa gebertirim seni, duydun mu? Duydum, evet, tamam. 45-43 dinlemede aracın en son tespit edildiği nokta neresi? Taşlıca Kavşak çıkışı. Tekrar ediyorum. Orman yolu yönünde Taşlıca Kavşak çıkışı. Arda. Anladım abi. Ver şunu. Ne olur eleme. Ver şunu. Ne olur bırak onu. Ver. Yavrum. Ne olursun. Ver dedim. Ne olur bırak. Ver. Yeter. Sana konuşma demedim mi ben? Kaç para eder bu? At cebine satarız. İkinizin de Allah belasını versin. Hiçbiri yanınıza kalmayacak. Yeter, bağırtma şunu. Sen. Yeter be! Kes lan, kes dedim sana! Açın lan yolu! Ne oluyor lan? Çekilseniz önümüzden! Ne oluyor? Burada bak, kal, polis! Kal, kal, kal! Ne oldu? Ne kal yapıyorsunuz orada ya? Gel şöyle. Geç şöyle.
Ambulans! Hakan! Ambulans çağırın çabuk! Bilinen noktaya acil ambulans istiyoruz. 45-43. Bilinen noktaya acil ambulans istiyoruz. Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. Hanımefendi. Tamam tamam sakin ol. Allah kahretsin. Yiyecek bir şeyler getireyim mi sana? Rengin falan gitmiş. Kahve iyi geldi sağ ol. Ay kadın mı deli, kocası mı deli? Vallahi ben anlamadım Hüsnü. Ay çocukları niye göndermiş ki kadın evden? Ben asıl orada orayı hiç anlamadım. Niye olacak kızım ya? Babanla baş başa kalabilmek için. Aa! Baba, Vildan teyzenin evine mi gittin sen? Oğlum. Sen... Çocuklar öyle şeylere karışmaz çocuğum. Ne günlere kaldık tövbe estağfurullah. Baba sen niye girdin ki eve? Baktın çocuklar yok. Dönüp gitseydin. Hayır yani niye? Kızım. Ya Vildan Hanım çok ısrar etti. İki dakika laflayıp çıkacaktım. Çay ikram etti ayıp olmasın diye. Tabii canım. Seninki tamamen insaniyetten. Evet. Tamamen ondan. Yoksa benim ne işim var yalnız kadının evinde? İyi ki de gitmişsin yani Hüsnü. İyi ki de. Baksana adamlar kapıya dayanmış. Silahlı falan. Allah korusun. Ya iyi ki de. İyi ki. İyi ki yani. İyi ki girmişim. İyi ki. İyi ki. İyi kiler şöleni. İyi kisin baba. Zelişim. Güzel kızım. Evet. Sen babanı bilmiyor musun? Ben öyle bir insan mıyım? Ay benim bir şey bildiğim yok baba. Sen çok değiştin. Nasıl? Ne değişmesi kızım? Arzu'nun nesnesi oldun artık sen baba. Ne? Ne nesnesi olmuşum ben? Ya her hafta bir kadının adın çıkıyor. Baba ayıp artık ama ya. Ama insaf. Abartma oğlum sen de tamam. Yalanma abla ya. Cici anne manyağı olduk. Baba yani gözünü seveyim bir rahat dur artık. Ayıp. Yani kızım, kaç yaşına geldin? Torun torba sahibi adamsın. Ya olur mu böyle? Nazike. Zeliha. Çocukları da alın çıkın siz. Hadi. Bizim biraz işimiz var burada. Uyma şeytana Hüsnü. Yapma. Yok. O kadar. Yok bu sefer uyuyacağım. Oğlum sen niye adamın damarına basıyorsun? Yürek mi yedi? Bak kemer çıktı. Gel çocuğum. Gel. Ben şey yaptım. Ne bileyim birden şey oldum da. Hüsnü koca çocuk. Evet hadi boşalt buraya tahliye. Tamam, hadi çıkıyorum. Boşalt. Gel lan buraya. Baba. Gel buraya. Buraya ışıksınızı gel. Lan. Baba. Lan sen benim neyliymişim? Ne neslimişim oğlum lan? Sen ne nesliymişim? Ne neslisin lan? Ben köle mi oldum lan? Nesne. Ben nesne miyim lan? Nesne miyim ben? Bugün akşamüstü saatlerinde Şişli'de aracıyla beraber kaçırılan Sibel Balcalı'nın hayati tehlikesi sürüyor sayın seyirciler. Bu sırada gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından emniyet sorgularına başlanan şüpheliler SÇ ve NE'nin olay anında uyuşturucu madde etkisi altında oldukları ilk raporlarla kesinleşti. Son günlerde birçok haberde adını duyduğumuz kamuoyunda adı İntihar hapı olarak bilinen sentetik uyuşturucuların etkisi altındaki şüphelilerin sorgularının ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Şimdi gözler öncelikle Sibel Balcalı'nın sağlık durumu için hastane yetkililerinde. Sonrasında ise intihar haplarıyla ilgili dosyanın akıbeti için mikrofonlarımızı emniyet yetkililerine uzatacağız. Hala bir haber yok mu doktorlardan? Sorduramıyor muyuz? Ameliyat bitince mutlaka haber verecekler. Hocayla bizzat görüştük girmeden. Peki. Teşekkürler. Gel kızım. İyi haberler gelecek inşallah. Sağ ol. İnşallah. Otur kızım. Otur.
Abi, saldırganların ikisinin de kafası yerinde değilmiş. Ne yaptıklarının farkında bile değillerdi diyor bizimkiler. Merkezde değil miydi onlar? Ben onları göreyim, anlatacağım ne yaptıklarını. Ne yapacaksın usta, iş işten geçtikten sonra? Kadından haber yok mu daha? İşte bekliyoruz canım. Baba, bu hapişi için Engin abilerle mi görüşelim? Narkotin operasyonu mu? Kimden bilgi alacağız? Şimdi hiç sırası değil be Zeliş'cim. Kız iş kovalıyor usta, bozmasana. Narkotiği alsan şey yok kızım. Rıza baba bastı düğmeye. Hepimiz de peşindeyiz işte. Bir şey çıkarsa da öğrenirsin kızlardan. Arada yokla. Sağ ol abi, sağ ol, sağ ol. Ameliyat bitti. Hocam. Sibel nasıl hocam? İyileşecek mi? Üzgünüm. Elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık Sibel Hanım'ı. Başınız sağ olsun. Anneciğim. Otur, otur. İtmesene ya, bırak. Karışma, yürü. Yürü. Selim, nereye götürüyorlar bizi? Bağırma. Ya bırak. Kes sesini. Baba, senin ne işin var burada? Oğlum ne yaptın sen? Annemi de getirmişler. Ya ne işiniz var burada? Duramadı evde. Sen nasıl yaptın bunu? Nasıl uydun şeytana? Sadece başkalarının değil, ailenizin de canını yaktınız. Üstelik neler yaptığınızı farkında bile değilsiniz. Size ne bizim ailemizden? Siz kimsiniz ya? Ne yapmışız biz? Kes sesini dedim. Engin. Rıza baba. Kolay gelsin. Aileleri mi? Evet müdürüm. Hastaneden haber geldi. Yaraladıkları kadın maalesef ölmüş. Allah'ım sen affet. Eyvahlar olsun. İşlediğiniz bütün suçların üzerine bir de cinayeti koyun. Geride kalanların acılarını da koyun. Şu sevil halinizle birbirinize son kez bir bakın. Perişan ettiğiniz ailelerinize bakın. Oturup düşünün bir an. Kaç senenizi yaktınız. Bir sürü hayatı da tarumar ettiniz. Götürün şunları. Yürü. Diyecek bir şey bulamıyorum. Geç şöyle geç. Abla bir şey yapmadım ben ya. Nereye kaçıyorsun ha? Geç şöyle geç. Geç. Gel şuraya. Abi. Çıkar çıkar çıkar. Abi ne oluyor abi? Çıkart. Ver bakalım şunu. Yaslan şuraya. Yaslan. Tamam. Şş, polis. Abi. Tamam, abi kanka, ne oluyor ya? Şş, tamam dur. Zulan nerede? Abi ne zulası abi? Dur şöyle. İsmail abi karıştı burası. Senin çocuklara polis çekiyor. Seni de bulacaklar. Beni de bulacaklar lan. Kaçsın kurtarsın herkes kendini. Kimle haber uçuruyorsun lan? Kalk.
Uzuyorum ben. Kal orada, kal. İsmail abi. Abi, kal orada polis. Dur. Geç öyle. İsmail abi. Yat yere yat. Kal orada, dur. Yat yere yat. Yat yere yat. Yat. Kim bunlar lan? Sana mı çalışıyor bu itler ha? Tanımıyorum ben bunları. Bunlar kim? Bunları tanımıyorum ben. Sen misin lan bunun uzun uzat, uzat. He? Yok uzat, abi uzat, ne alakası var? Uzat. Ver şunu ver, ver. Ver. Aylin, bak şuna. Birilerine haber uçurdu, uyandırdı bu. Al abi. Ver bakayım. Kim arıyor? Abi evdendir abi. Alo. Engin. Hüsnü. Usta adamımız bu. İsmail, çevrede ne kadar adamımız varsa ipi bunda. Aslanımsın benim be. Biz de öyle tahmin etmiştik. Aferin size. Hadi yürüyün lan. Hadi yürü, yürü. Yürüyün. Abi durun ne olur ya. Konuşma konuşma hadi. Kalk. Kalk, 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 kalk. Al iç. Topla kafanı, hadi. Kalk. İçeri otur. Otur şuraya. İsmail, İsmail, şş. Bana bak, bana. Bana isim vermeden, adres vermeden buradan kalkamazsın. Anladın mı beni? Ben neden girmiyorum sorguya baba? Yolda girmişsin yürüyeceğin kadar. Konuşması lazım adamın. Sağlam kalması lazım. Patronun kim? Kimin torbasını tutuyorsun? Parayı kimin adına topluyorsun? Konuş. Konuş lan. İlyas var. İlyas Azneci. Barı var. Nerede bu bar? Kadıköy'de. Ben ona çalışıyorum. Çocukları ben bulup çalıştırıyorum. Hapları da mı İlyas'tan alıyorsun? Evet. Ne zaman alıyorsun? Hangi miktarda? Kaça satıyorsun? İlyas kime bağlı? İlyas kime çalışıyor bilmiyorum. Ben çarşamba cuma vuruyorum. İki çanta alıyorum. İkisine 50-60 bin bırakıyorum. Senin gibi çalışan kaç kişi var? Vardır bayağı. 10-15. Kimse bilmez birbirini. Ayrı ayrı alır çıkarız. Baraya bak. Adım adım yukarı doğru çıkıyoruz ha. Şimdi de sırada İlyas var ha. Buraya revirden birini gönderin. Pansuman yapacak hazırlıklı olsun ha. Hadi. Rıza baba ne yapıyoruz? İsmail bizi kendi götürecek İlyas'a. Bizimkiler giriş yaptı arkadaşlar. Gördük abi. Tamamdır. Selam abi. Hoş geldin. İsmail ne oldu sana oğlum? Polisle uğraşıyoruz. Çoluk çocuğu aldılar. Zor kurtardık kendimizi. Geçmiş olsun. Bayanlar kim? Sokak işi sakat abi. Lüks muhite girmek lazım. Eda Hanım, Hande Hanım. Merhaba. 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 Yardımcı olacaklar bana. Sana da getirip bir tanıştırayım. Bir akıl alalım dedim. Lüks ha? Nasıl lüks? Nereler? Şişli, Bomonti, rezidans çevresi. Maslak, Levent. Yani herkes sizin mahallelere inemiyor. Buralara da servis lazım. Biz uyar. Biz müşteri ayırmayız. Değil mi İsmail? Abi işin piri sensin. Sen ne dersen o. Anlatın bakalım. Nerelere girip çıkıyorsunuz bayanlar? Kızlar sohbete güzel girdi. Evet, sıkıntı yok şimdilik. İsmail'in bir tarafı oynamıyor değil mi? Dikkatli olun. Yok abi, şimdilik sağlam duruyor. Soramadık sana da Aylin. Nasıl oldun? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Keşke dinlenseydin biraz daha. Biz idare ederdik. Ederdiniz biliyorum ama böyle daha iyi. Biz yine İsmail'le çalışacağız ama tabii size bağlı olarak. Mahcup etmeyiz, merak etmeyin. İnşallah.
Geçelim ofiste konuşalım. Tabii. Ne yapabiliyoruz? Ne var elimizde? Buyurun kızlar. Geçelim. Gel. Kalktılar. Galiba İlyas'ın ofisine geçecekler. Görüş dışına mı çıkıyorlar? Evet müdürüm. Buradan görüş mümkün değil. Telsiz yok mu üstlerinde? Dinleyemeyecek miyiz kızları? Var abi. Yerleştirdik. Buradan duymamız lazım. Ses gitti. Ses gelmiyor. Ne demek ses gelmiyor? Evet. Şimdi burada rahat rahat konuşalım. Değil mi İsmail? Nasıl istersen. Ne oldu hanımlar? Bir şey mi oldu? Yok. Sinyal kesici olabilir. İçeriği duyamıyoruz. Kızlara müdahale etmeniz lazım. Nasıl dalacağız içeri? Böyle olmayacak. Destek vermemiz lazım. Girelim usta. Kızlar yalnız. Selim, bizi bekleyin, müdahale edeceğiz. Anlaşıldı. Sen utanmıyor musun polisi benim kapıma kadar getirmeye ha? Bir dakika, yo, bir dakika. Bir saniye. Abi yapma, hayır. Tuzak bunlar abi. Yapma abi. Polis. Kapat bizi, kapat. Polis. Kaç, 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 kaç. Geç şöyle, geç. Hadi tamam, hadi, boşaltıyoruz hadi, burayı. Boşalt, hadi boşalt, arkadaşlar, hadi. Boşalt burayı, hadi, hadi. Hande. Eda. Hande. 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 Eda. İyi misiniz? Baba. İyi misiniz? Ha, baba kızlar. Ambulans. Ambulans çağırın, ambulans. Kaşıkçı sokak Kadıköy. Çok acil ambulans. Çok ölmüş acil mi? Ambulans istiyoruz. Acıyor mu? Ölmüş. Oh. Tamam bir tane. Kızları yalnız göndermeyecektik. Gelecek. Tekrar ediyorum. Lanet olsun bu. Kaşıkçı acil sokak Kadıköy. Hadi. Çok acil ambulans istiyoruz. Çok acil ambulans istiyoruz. Çabuk. Yardım geliyor dayan. Geliyor ambulans. Tamam. İkisinde de kafa travması şüphemiz var. O yüzden uyutuyoruz. Hayati tehlikeleri yok ancak çok sarsılmışlar. Şimdilik bekleyeceğiz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. İlyas'tan hala iz yok. Atölyesini bulmaya çalışıyor bizim ekipler. O adam, benim evlatlarımı bu hale getiren adam. Onu karşımda istiyorum Engin. Hangi ekip, hangi birim bulur getirir umurumda bile değil. Amiri, müdürü, savcısı hiçbir umurumda değil. İlyas'ı istiyorum, tamam mı? İlyas'ı istiyorum burada. Hiç merak etme baba. Volkan, kardeşim. İyiymiş işte. Korkma artık. Önlem olsun diye uyutuyor doktorlar. Birazdan girip görürüz. Görürüz değil mi? Kendine gelir değil mi? Sen hiç merak etme. Baba, ben burada kalacağım kızların başında. Aylin de uğrayacak. İyi olur, iyi olur. Biz ne yapıyoruz baba? Hüsnü arıyor. Efendim Hüsnü. Tamam, tamam. Geliyoruz hemen. Atölyenin yerini bulmuşlar. Narkotikte hazırlık yapıp basacağız İlyas'ları. Tamam, tamam. Hemen çıkalım. Hadi, hadi. Hadi oyalanmayın hadi. Arkada mal bırakmak yok. Çıkarken her tarafı yakacağız. Parmak izi bile kalmayacak hadi. Çabuk çabuk çabuk. Acele edin hadi hadi. Daha çabuk daha çabuk. Çabuk olun. Mal bırakmayın arkada hadi. Polis at silahını. Sıkın lan. At. Sıkın sıkın. Sıkın lan. Teslim ol. At silahını. Al şunu al. Yürü hadi. Usta iyi misin? İyiyim iyiyim sağ ol. Aldık tamamdır. Gel lan buraya gel gel gel. Gel sen ne işimiz uzun gel lan buraya.
Usta ne yapıyorsun? Elimden kaydı düştü. Gel kalk kalk kalk. Olur öyle şeyler. Kalk. Hadi rahat bırakalım da çalışsın adam üstü. Hadi gel. Gel. Tamam mı beyler? Gel. Tamam. Azıcık içebiliyorsun doktorun talimatı. Olsun. İyi geldi bu da. Biraz sonra bir daha ver. Canım iyi misin? Ağrın çok mu? Biraz. Büyük bir badire atlattınız. Hande niye hala uyanmadı? Uyanacak o da. Bekliyoruz. Kafasına ağır darbe almış. Adamlar birden öyle bir çullandı ki üstümüze zaten. Bir anda oldu hepsi. Tamam sen yorma kendini. Biraz dinlenmene bak. İsmail'e silah çekmişti en son. Öldürmüş. Yetişmesek Allah korusun sizi de. Aman boş verin. Kapatalım bu konuyu ya. Düştü kaldır şunu ya. Lan otur. Bir düz dur lan. Düz dur lan artık. Kızlara dalmak gibi değilmiş değil mi? Ne oldu lan İlyas? Sesin kesildi. Ne oldu? Konuşacak. Öyle değil mi? Kime çalışıyor, kime mal basıyor hepsini anlatacak. Değil mi? Allah belanızı versin. Senin versin lan. Senin versin. Kalk! Otur şuraya. Otur. Hayırdır evlat? Müdürüm. Sen niye bekliyorsun burada? Ben... İlyas içeride ya müdürüm. Evet. Müdürüm beni almadılar sorguya. Müdürün var. İki tane amirin var içeride. Sen ne yapacaksın orada girip? Canım yanıyor benim Rıza baba. Hande orada yatıyor. Daha uyanamadı. Ya ben bakmaya kıyamıyorum. Bu İlyas şerefsizi öldürüyordu kızı. Baba ben dayanamıyorum. Biliyorum. Tamam. Sakin ol tamam. Müdürüm ne olur. Bir izin verin bana. Ne olur gireyim içeri. İzin falan yok. Bu namussuzlar için sicilini yakmana müsaade etmem senin. Ama istiyorsan gidip hastaneye Hande'yi görebilirsin. Kız uyanmış zaten. Herhalde seni de sormuştur. Ciddi misiniz? Uyanmış mı baba? Hadi kaybol çabuk. Sağ olun müdürüm. Buradan cenazem bile çıkmaz. Atölyeyi yaktı, kendisi de orada yandı diye bir rapor yazdırırım. Geçmiş olsun. Bak, bir torba kemik tutuşturur zalimin eline. Alın size İlyas diye. Arkanı soran falan da olmaz. Hiçbir hikaye değil aslanım. Kimi saklıyorsun? İsim ver. Bak, sonra ne diyorlarsa yaparlar. Necat. Kim? Duyamadım. Kim? Necat Akkaya. Hepsi onun malı. Bütün iş ona döner. Herkes Necat'a çalışıyor. Necat Akkaya demek ha? Bana adresleri lazım. Telefonları. Varsa şirketleri. Başka adamları. Anlatacaksın hepsini İlyas. Daha seninle işim bitmedi. Anladın mı beni? Necat Akkaya. Ne bulabilirseniz acil. Hemen hadi. Bu sana. Çok sağ ol. Canım. İki tane almış bir de ya. Centilmene bak be. Yine haber verdiler. Merkeze kadar geçmiştim. Volkan geldiğine göre biz de bir artık merkeze kadar gidelim değil mi arkadaşlar? Hastalarımız sana emanet Volkan. Yarın uğrarız. Tamam abla merak etmeyin. Tamam. Hadi dikkat edin kendinize. Ver alayım. Gel bir sarılayım sana. Pardon canım affedersin. İyi misin? İyiyim tamam. Yok bir şey. Çok korktum ben ya. Hande sana bir şey olacak diye bir sürü kötü şey geldi aklıma. Delirecektim resmen ya. İyiyim. Gerçekten iyiyim. Sadece biraz başım dönüyor. Onun dışında iyiyim, korkma. Yani... İmkan olsa sizi çıkar baş başa bırakırdım ama... Maalesef kusura bakmayın gençler. Eda güldürme. Bir şey yiyip içebiliyor musunuz? Ne alayım size? Önce doktora mı soralım, ne yapalım? Şurada bir düğme olacaktı. Bastığa hemşireyi çağıralım.
Evcil'e. Sorun bakalım. Patronu neredeymiş? Nerede patronun? Kaçtı. Nereye kaçtı lan? Nereye kaçtı? Allah kahretsin. Bu kadar mekana bu kadar adam az değil mi abi? Neden bu kadar kolay oldu bu iş? Bilmem. Var bir tercih yok. Tuzak tuzak. Memurlara bakın. Müdürüm, görmedik, tuzakmış. Dayan aslanım, dayan. Yok bir şey. Arda, ambulans çağır. Binden yere acil ambulans istiyoruz. Tuzakmış müdürüm. Binden yere acil ambulans istiyoruz. Tamam. Acil ambulans. Olay yerine acil ambulans. Acil ambulans. Nejat! Burada mısın? Çık dışarı! Rıza baba, tutun! Neredesin? Çık dışarı! Nejat! Neredesin Nejat? Çık dışarı! Çık! Rıza baba sen misin? Nejat Akkaya sen misin? Benim. İyi dinle şimdi Rıza baba. Teşkilatında efsanesin. İsmin çok büyük. Kabul. Ama ben senin kovaladığın hiç kimseye benzemem. O patlama ufak bir uyarıydı. Düşün, taşın. Peşimden gelmeye devam edersen daha çok canın yanar. Şimdi biraz aklın varsa uzak durursun benden. Durmam diyorsan da sen bilirsin.